Tamam oğlum. İlk defa girmiyoruz. Evet. Ver gitsin. TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugün yine Futbol Arena pro programında sizlerle birlikteyiz. Bugün yanımızda Sayın Hocamız Muhammed Kışla var. Öncelikle kendisine teşekkür ediyoruz. Bizleri kabul ettiği için davetimizi kabul ettiği için. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ediyorum Hakan'cığım. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Birkaç programda tavsiye ediyorum. Güzel. Ee, ben de eski bir eski demeyelim. Halen yapıyoruz zaman zaman da. Ee, spor programı. Ee, evet biraz hocam, zordur yapmak ediyoruz. zordur ama başarılı buldum seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum İnşallah hocam. E, bu yolda e, başarılı bir şekilde devam edeceksin diye düşünüyorum. İnşallah hocam çok teşekkür ederim. Bu arada şu anda bizi radyoda da dinleyen dinleyicilerimiz var. Moda FM 88.20'de de eş zamanlı bir şekilde yayınımız devam ediyor. Spor sever futbol sever arkadaşlarımızı da kulaklarını ayırmamalarını rica ediyoruz. Ünye futbolu, amatör futbol, kadın futbol hakkında bugün birçok şeyi konuşacağız. Ama ondan önce hocam ben izninizle önce bir süperlik konuşmak istiyorum. Kısa bir evet, bir süper lige girmek istiyorum. İlk devrenin sonuçlarını alabilir miyiz? Son oynanan maçların sonuçlarını. Gençler Birliği 1, bir, Trabzonspor 2, Başakşehir 1, Çaykur Rizespor 1, İttifak Holding Konya Spor 0, Fraport Tav Antalya Spor 0, Yeni Malatya Spor 0, Galatasaray 1, Denizli Spor 1, Karagümrük 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Atakaş Hatay Spor 1, Beşiktaş 2, Göztepe 1, Kasımpaşa 2, Demir Grup Sivas Spor 0, Aytemiz Alanya Spor 4, Ankara Gücü 3 ve son maçta Fenerbahçe Kayseri Sporu 3-0 mağlup etti. Puan durumunu da alabilir miyiz hemen ardından? İlk devre tamamlandı. 21 hafta bitti. Her takım 20'şer maçını oynadı. Şu anda Beşiktaş liderliğini devam ettiriyor iyi bir futbol oynayarak. Fenerbahçe ikinci, Galatasaray 3. sırada. Gaziantepspor Spor 4. Aytemiz Alanya Spor 5. Trabzon da ufaktan ufaktan gelmeye başladı. 6. sıraya yerleşti. Düşme hattında ise bu sene bildiğimiz gibi 4 takım düşecek. Gençler Birliği ve Ankara Gücü. Ankara'nın iki devi. Ardından Erzurumspor ve Denizli spor sıralanmış durumda. Alabiliriz ekranda. <laughs> Hocam ben... Evet. Kendi çapımda bir şeyler seçmeye çalıştım. Bildiğimiz gibi ilk devre bitti. Hı, hı değerlendirmeden önce onları ekrana vermek istiyorum. İlk devrenin takımını ekrana alabilir miyiz? İlk devrenin takımı hocam bence Beşiktaş'tı zaten. Ligde de en evet. üst tabloda yer aldı. İlk devrenin teknik direktörünü alabilir miyiz ekrana? Sergen Yalçın. Evet, Yine Beşiktaş'tan hocam. devam ediyorum. İlk devrenin futbolcusu Tabii ki <laughs> Gezal. Ben Gezal olarak düşündüm hocam. Siz nasıl düşünürsünüz bilmiyorum ama son bir enim var. Ve gol kralı. Onu da alalım. Bu, bu Penza. Bu Penza evet. Çok ee, güzel goller attı. Çok iyi futbol oynadı. Tabi e, Bu Penza'da alabiliriz ekrandan. Ligin ilk haftalarında hiçbir faaliyet yoktu. Ondan sonra tanımıyordum ben hocam Yani ben de şöyle söyleyeyim. Yani e, Süper Lig'de enteresandır. E, geçen hafta e, Göztepe'den Halil Akpınar gol atıncaya kadar ben açık söyleyeyim yani e, Süper Lig'de Halil diye bir oyuncunun varlığından evet. haberdar değildim. Bopenza da hakeza öyle. Evet. E, ligin ilk haftalarında yoktu. Belki hazır değildir yani sonuçta futbolcudur. E, tam hazır değildi ama e, kumaşı kaliteli o çok belli. Evet. E, şu an gol krallığında e, önde götürüyor. E, onun yakın takipçileri var. Ama bu yarış e, burada da bitmez. Baktık mesela Bopenza. E, herhalde bu hafta gol atamadı. Atamadı. Geçen hafta e, atmış mıydı? Bir tane attı Geçen zaten. Geçen hafta attı bir evet. tane. Ondan önce iki Şimdi, tane. Tabii yani e, golcü oyuncuda e, bir istikrar arıyor muyuz? Ki Kesinlikle, arıyoruz evet. yani. Şimdi e, ilk devrenin takımı Beşiktaş tabii ki e, zirvede bitirdi. ilk yarıyı lider evet. bitirdi. Buna katılıyorum ki Sergen Yalçın'da e, çok tartışılan, Türk futbolunda çok tartışılan ama e, belirli bir e, sistem yakalayıp e, Beşiktaş e, gibi bir takımı e, bugün Süper Lig'de zirvede evet. tutması. Ki, bence, kısıtlı bir kadroydu bence hocam. O yüzden ki. de ben Sergen Hoca'yı Ya şöyle, şöyle söyleyeyim e, Süper Lig'de şu an aslında e, geriye döndüğümüzde e, eskisi gibi çok üst düzey futbolcular yok. Evet. Yani kulüpler bu ekonomik sıkıntılardan dolayı özellikle bu pandeminin de getirdiği süreçten kaynaklı. Ve geçmiş yıllardan günümüze kadar gelen bu borçlar kulüpleri ekonomik olarak zor duruma soktu. Dolayısıyla çok yani işte çok böyle e, pahalı transferler bu sezon yok. çok nardır. Herkes belirli bir bir de Türkiye Futbol Federasyonunun kısıtlamaları da var. Bu da bir gerçek yani her e, şimdi devre arasında da aynı var. E, kulüplerin transfer bütçelerinde belirli bir oran belirlendi. Evet, Bunun soru. üzerine çıkılamıyor. Dolayısıyla e, hani e, internetten bir ürün alırsınız da ürün ucuzdur ama yani fiyat performans e, şeyine Kesinlikle baktığınız evet. zaman dersin ki hakikaten iyi. Yani bu ürünün fiyatına göre evet. e, performansı iyi dersin. Şimdi Beşiktaş'ı da bu kalıpta değerlendirdiğimiz zaman hakikaten Sergen Yalçın ilginin ilk yarısında ki, e, çekişme vardı. Biraz burada da şey var Başakşehir'in de ee, son haftalardaki evet. başarısız süreci de var. Sonunda yani. yok Başakşehir. Ee, yok. E, sonra e, Trabzonspor yarışa çok geç katıldı. Evet. Bunun da etkisi var. Ki ligin ikinci yarısına e, Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasıyla başlanacak. Evet. Bunların hepsi etken. E, yukarıları zorlayan bir Gaziantep Futbol Kulübü vardı. E, Galatasaray'dan her zaman Fenerbahçe'den her zaman bir beklenti var. Mutlaka. Ama mesela e, Pelkas ben Fenerbahçe'den ee, şöyle yani olaya şöyle bakmak lazım. Çok e, ismi duyulan bilinen bir oyuncu değil. Evet, Paok'tan aldılar. Geçelim. Yani Yunanistan'dan gelen bir oyuncu. Evet. Ama performansına baktığın zaman demek ki e, scoutlar, scout hocaları evet. bu tarz oyuncuları bulup kendi e, takımına, oyun sistemine göre e, demek ki oyuncu oynatılabiliyormuş. Yani ha şimdi şey de var Fenerbahçe'de şöyle de bir sorun var. Bu konuyu çok fazla uzatmayacağım. lütfen hocam, Mesut lütfen. Özil geldi. Evet. Çok iyi bir transfer. Bu konuyla ilgili çok da absürt tartışmalar da var. Yok Mesela ben. Burak Yılmaz'ın bir ifadesi var. Kesinlikle katılmıyorum. Gerek yani yok. biz bu ülkede e, hacileri, alexleri e, bilmem ne kadar futbolculara dışarıdan transfer ettik getirdik bağrımıza evet. bastık. Şimdi Trabzonspor'dan pararyayı... Sözleşmesi feshedildi gönderiyoruz mesela ama üzülüyoruz evet. niye? Çünkü bizden biri gibi artık. Biz Türk milletiyiz, bizden biri gibi oldu, bizim evet. değerlerimize alıştı, bizim kültürümüze uyum sağladı, bizim açımızdan bir sempati e, doğdu yani e, sempatik geldi bize. Dolayısıyla yani bir e, Türk milleti olarak yani şu ikilemden çıkmamız lazım artık. Almanya'da yabancı, Türkiye'de Almancı. Evet. Olgusundan çıkmamız lazım. Mesut Özil Fenerbahçe için hatta e, Türkiye Süper Ligi'nin son 10 e, yılda yapılan en iyi transferidir. Evet Ve e, şu an Fenerbahçe Teknik Direktörü'nün işi biraz zor. Mesut, Mesut Özil yok. kimi keseceksin oynatacaksın. Yani, Pelkas Müthiş oynuyor orada. Yani işte Pelkas Müthiş oynuyor. Ama Mesut Özil'in e, kalitesi de tartışılmaz. Mesut Özil tartışılmaz hocam. Hele ki bu maliyetlerle açıklanan maliyetlerle evet. müthiş bir transfer. Yıllık 3 milyon euro ya. alacak. Bu sezon yarım sezon para almayacak bu adam. Burada ben yine bir şey söyleyeyim aklıma geldi. Eee Türk Süper Lig'de e, çok sayıda yabancı futbolcu var. Evet. Bu çok tartışılan bir konu. Evet. E, ama bu sene enteresan bir şey. İsmini duymadığımız kaleciler. Yerli kaleciler işte Beşiktaş'tan Ersin. Ersin. Kayseri'de genç bir kardeşimiz evet. var şu an. Yani bütün e, önceden işte mesela Türkiye'de en bilinen kaleci şu an Muslera. Evet. E, şimdi bakıyorsun Başakşehir'in kalecisini, kalesini. Mert. E, Türk, e, Türk kaleciler Mert Günok, Volkan Babacan. E Gidiyorsun e, Göztepe'de İrfancan. Evet, Can. İrfan. Diye bir kaleci var Adana gerçekten. Adana Spor'dan aldılar e, onu. Da. Aynen. Şimdi Hatay Spor'a Spor gidiyorsun. Evet yine. Yine Hatay Spor'da birinci, ikinci kaleci Türk kaleciler. Evet. Önceden kaleciler bir kere bir yabancı olurdu. Evet kesinlikle. Stoperler yabancı olurdu. E, Santrafor'un yabancı olurdu. Aslında burada kaleci olayında güzel bir şey yakalamış süper süperlikte kulüpler evet hocam diyorum, doğru. bağlıyorum. Ama e, ilk yarının futbolcusu konusunda Gezal doğru bir tercih. Bence Pelkas'ta diyebiliriz. Hocam benim de ilk üçüm şöyle zaten. Bire Gezal'ı yazdım. İki pelkas, 3'e de ben Taylan'ı koyuyorum. Taylan çok beğendiğim oyuncu, o yüzden. Taylan gerçekten çok hani e, çok nitelikli bir orta evet. saha oyuncusu. E, katılıyorum, yerli de bir oyuncu, genç de bir oyuncu, geleceğe de çok çok bir. Evet. E, bence ligin, ligin ikinci yarısında Taylan'ı daha çok izlemek evet. lazım. Evet. Mutlaka ona dikkat etmek lazım. Süperlik bu şekilde ilerledi. Arkadaşlarımız yazıyor. Hakan Yurdakul Muhammed abime çok selamlar demiş. Evet Hakan kardeşime teşekkür ediyorum. Şöyle de bir şey anekdot söyleyeyim mi orada? Hakan ilk spor programı yaptı. İlk konuda bendim. Ee, çok heyecanlıydı ama benimle yaptığı için çok rahatlamıştı. Çünkü ha. karşısında tecrübeli Hakan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Ardından Tuna Anaktaş da bizlerle birlikte. Merhaba Hakan. Her hafta severek takip ediyorum. İyi yayınlar demiş kendisine. Teşekkür ediyoruz. Hocam süperlik bu şekildeydi. İlk evet. Devre çekişmeli geçti sayılabilir aslında puanlar. Hala yakın ki 20 hafta Tabii. daha var. 21 hafta yani daha var. Yani şöyle söyleyeyim. Ligin ikinci yarısına Beşiktaş-Trabzonspor. Trabzonspor'un nasıl bir başlangıç yapacağı evet. belli değil. Ee, işte Abdullah Avcı geldikten sonra Trabzon'da önce savunma anlamında sonra total futbol anlamında evet. bir gelişmeye şahit olduk. Ee, aşama aşama Trabzonspor'un iyiye gittiğini söyleyebilirim. Bundan sonra hani kolay kolay teslim olmayacak bir Trabzonspor'dan bahsedebiliriz. Ama tabii takımın eksikleri var. mutlaka O transferleri yaparlarsa Trabzonspor tamam. bu yarışta e, sonuna kadar devam edecektir. Ancak o üst bantta bulunan Gaziantep. E ee, bu başarıyı Sumedika'dan sonra ne kadar doğru, sürdürebilir? Yine Sumedika bugün doğru mu telaffuz ediyorum? Doğru. Evet şimdi Rize Spor'la anlaştı evet, Çaykur Rize, Rize ile. Ama iki haftadır gibi. bizim nasıl uzaktan Zoom üzerinden uzaktan eğitim yapıyorsak o da takımını uzaktan hazırlamış. Bu da espri evet. konusu oldu. Hasan Kartal çıktı açıkladı hatta devre arasında telefonda konuşuyor o şekilde ayarlıyor müdahil oluyor dedi kendisi de. Yani ne kadar gerçekçi bilmiyorum. Sumitika diyor ki ben Zoom'dan dersimi yaptım maçı kazandırdım. Ya, işte. öyle. Sumitika evet. çok iyi bir şov ben. ben o yüzden memnunum Sumitika'nın varlığı. Mesela ben bu anlamda Yılmaz Vural Hoca'yı çok evet. severim. Biraz futbolumuzda bu yüzlere de evet, ihtiyacımız ya, var. Gergin gergin oturan hocalardan ziyade böyle adamlar olsun. Katılıyorum. Yani bir her, neşedir. her maçtan sonra gergin açıklamalar yapan hocalar evet. yerine Yılmaz Vural, Vural ve Sumitika evet. tarzı e, bizim kültürümüze biraz daha yatkın. Seviyoruz böyle evet. şeyleri. Belki bunun içindir. Belki futbolun ciddiyeti gereği e, bazı e, mecralarda kabul görmüyor olabilir evet. ama e, biz seviyoruz yani. Hocam ben şeyden sıkıldım böyle. En son maç sonu açıklamasına çıkıp topun arkasında durduk. 11 kişi iyi mücadele ettik. iyi kontrol hata çıktık. Basit goller yedik. Yani bu tip hocalardan sıkıldım hani biraz da hani o Şumudika'nın ruhu da biraz futboluna yansımış sanki. Hani öyle bir futbol, coşkulu bir futbol oynuyor. Böyle insanlar lazım. Yılmaz Bural da elinden geldiğince bunu yapar. Evet şimdi Türkiye'de bu genel bir konu. Yani sadece Süper Lig'e göre değil. Bugün eee PTT 1. Lig'den 2. Lig'ten, 3. Lig'e e, ve bölgesel lige kadar bütün takımlarda e, maç sonrası mikrofon tuttuğunuzda e, antrenörlerin, teknik adamların söyledikleri var. Eğer mağlup olduysa önümüze bakacağız. Evet, Çok klişe bir. Evet önümüze bakacağız. E, galip geldiyse o saha içerisinden bir şeyler söyleme ihtiyacı hissedecek. Ama Türk futbolunda şu an e, ekol sorunu var. Türk futbol evet. ekolünü biz halen ortaya çıkartamadık. Bugün liglerin nasıl ve nice oyununda, oynandığından ziyade evet. e, Türkiye'de Türk futbol ekolünün neden ortaya çıkartılamadığıyla ilgili ben burada saatlerce size konuşabilirim. E, Süper Lig maçlarını izliyoruz. E, ben aynı zamanda maç izleme ve scout hocasıyım. Ee, bazı analizler yapıyoruz. Arkadaşlarımızdan da var yapanlar. Ee, yani Türkiye, Türk futbolunda taktik disiplin olgusu son derece zayıf. Evet. Şimdi takım hücuma çıkıyor. Hani bunu şimdi bu genel bir konu yani. Ben bunu süper süperlikle ilgili söylemiyorum. En Süper süperlik olduğu için çok deneyimli evet. teknik adamlar çalıştığı için onların bunları görmemesi, değerlendirememesi e, düşünülemez yani. Evet. Çünkü ee, yıllarını verdiler. Şimdi Fatih Terim için e, taktik disiplin ortaya koyamıyor diyemezsin. Evet. Dolayısıyla bu en alt liglerden en üst liglere kadar Türk futbolunda hem ekol sorunu var hem de dediğim gibi e, Türk futbolunda taktik disiplin anlayışı yok. Bunu futbolcuya da özellikle yerli oyunculara aşılayamıyorsun. Evet, bu yetişmeden itibaren. Tabii, zaten. yani Bu bir altyapı sorunudur. Evet. Bir felsefe sorunudur. Artı e, dışarıdan gelen e, oyuncular da buna mecburen ayak uyduruyorlar. Evet. Şimdi takım bakıyorsun e, kontra atağa çıkarken e, takım halinde mesela aynı anda 3-4 kişinin e, o kontra atağa katıldığını göremiyorsun. Ben özellikle evet. Trabzonspor maçında bir pozisyonda izledim. Bir kişi koşuyor. Yani topu kovalayan bir kişi. Kontra atak çıkmışsın sonuçta. Bu nedir? Bir taktik disiplindir. Bunun da çalışılması evet. lazım. Artı özellikle savunmaya dönüş sıkıntıları vardır. Bakın savunmaya dönüşlerde oyuncuların yaptığı koşuları gördüğün zaman delirirsin, çıldırırsın yani. O takım halinde e, o koşuyu, o kısa sürede o mesafeyi kat etmen gerekiyor ama Avrupa Avrupa futboluna bakıyorsun. E, yani savunmaya dönüşlerde falan e, 7-8 oyuncunun birden yaptığı o koşuları koşuları evet. gördüğün zaman ediyorsun diyorsun kardeşim bizde taktik disiplin nerede diyorsun yani keyif de vermiyor zaten tempo yok dediğimiz gibi hocam evet. ve en başında milli takımda bile ben yıllardır milli takım ne oynuyor diye bir şey diyemeyiz yani ne i̇şte, oynuyor diyemiyoruz. İşte halen mesela bir ekolün Türk futbol ekolünün önce izlediğiniz yer e, Türk milli takımı oldu. Evet. E, ondan sonra kulüplerde çünkü farklı farklı teknik adamlar bu çalışıyor. Taka. Bugün altyapılardan en üst yapılara kadar yani bu lig piramidinin en altındaki amatör U 11'den U 19'a kadar, e, Ball ligi dahil e, bu liglerde de e, bilinen ortaya konulan budur dediğimiz bir Türk futbol ekolü henüz ortaya çıkartılamadı. Bir e, bir yapımızın olması lazım. Bununla ilgili aslında herkes konuşuyor. Yani ben de herkes gibi konuşuyorum şu an. Ama bu hastalığa çare olacak ilaç bulma noktasında. E, Türk futbol adamlarının, teknik adamlarının kafa kafaya verip Evet buna acil çözüm bulmaları gerekiyor. Evet hocam haklısınız. Birazdan da altyapıyı konuşacağız evet. sizle birlikte. Ondan önce ben Süper Ligi sonlandırmak istiyorum müsaadenizle. Tabii ki konumuz çok ben konumuz gördüm. Konumuz çok hocam. Evet, evet burada notlarımı aldım. Ben amatörliklere geçmek istiyorum. Bu arada Moda FM 88.20'den de bizi dinlemeye devam edin diyorum. Ve amatörliklere geçmek istiyorum evet. hocam. Burada biz defalarca konuştuk, futbolcu arkadaşlarımızı bağladık, birçok yetkili isme bağladık. En sonunda futbolcular da çaba göstere, 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 net bir sonuç alamasalar da yaklaştılar. En son Ali düşmez bir televizyon programına katıldı ve oynadı. Beyaz TV'de, evet Beyaz ve TV'de. Sinan Engin'le beraber. O Aynen izledim. Programda. Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci, şu anki son durumu? Şimdi o yayını ben de izledim. Ki o yayın öncesinde özellikle bal liginde ve amatör ligde oynayan futbolcuların ümitlendiğini biliyorduk. Evet. O, i̇şte sosyal medyadan paylaşımlar vardı. O akşam çok büyük bir beklenti içine sokuldu. Yani, inanılmaz bir beklenti oluştu. Hatta ben 3 aşağı 5 yukarı söylenecekleri tahmin etmeme rağmen Sinan Engin'in o Beyaz TV'deki o yayınını Ali Düşmez'in başından sonra tüm açıklamaları ben de izledim. Ancak açıklamalar bittikten sonra e, özellikle bu mücadeleyi veren arkadaşlarımızın bu isimleri siz de çok yakından tanıyorsunuz. Evet. E, bu açıklamadan nasıl bir anlam çıkarttılarsa bu ligler kesin oynanacak. Kramponlarınızı hazırlayın ifadeleri kullandılar. Ben o yayını daha sonra bir daha izledim. Hatta şu an cep telefonumda yayının kaydı var duruyor. Biz de kendi aramızda yaptığımız değerlendirmede hatta bizim e, ekibimizdeki arkadaşlardan da aynı sonuca ulaşanlar oldu. Onlara da söyledim. Yani deyin ki ligler, şimdi ligler oynanacak biz de diyoruz. Bakın ben de oynanacak evet, diyorum. Evet ben de diyebilirim buradan. Şimdi oynanacak evet gerçekten oynanacak ama e, şimdi taskın başındaki Sayın Ali Düşmez'in, bakın ben de ASKF yönetim kurulu üyesiyim. Ordu Amatör Spor evet. Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulu üyesiyim ve Yıllardır e, ASKF yönetiminde bulunan bir teknik adam, aynı zamanda Ordu Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği e, şubesi yönetim kurulu üyesiyim. Şimdi e, Sayın Ali Düşmez'in e, o akşam net süreci anlatan işte şu tarihler arasında şey belli 15 Şubat tarihinde biz ASKF'de lisanslara başlayacağız. İşte e, transfer tescil işlemleri başlayacak. Vize işlemleri başlayacak. Bunda bir sıkıntı yok. Ben o akşam şu cümleyi duymak isterdim. Şu cümleyi duymak isterdim. Biz Mart'ın ilk haftası şu 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 hazırlıkları yaptık. Evet. Şu 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 önlemleri aldık. Ee, bizimle bu işi koordine edecek Spor Bakanlığı bu işin bu tarafından tutacak. Ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve TASK'ın yönetimi bu işin şu tarafından tutacak. Ve kulüplerde kulüplere düşen de budur. Biz bu Mart ayının birinci haftası ya da ikinci haftası bunu söyleyebilirsin orada ilk hafta dersin veya ikinci hafta dersin. Bu ligler başlayacak başlatacağız diye bir ifade duymadım. Evet. Şimdi... E, bu bir eleştiri değil. Şimdi eleştiri değil. Yani şu yanlış anlaşılmasın. Türkiye'de e, bir konu hakkında bilgisi olan. Ha, bilgisi olmayanların yaptığına eleştiri diyoruz. Hakan'cığım bak adamın şimdi bilgisi yok. Evet. Şimdi hiç sahaya inmemiş futbol oynamamış ama çatır çatır sağdakiler eleştiriyor. Bu eleştiridir. Ama konuya vakıf bu organizasyonun içerisinde bir parçası olan. Ben de yaşım elliye geldi. Yıllarımızı amatörde geçirdik. Senin gibi e, spor programcılığı yaptık. Burada Ünye'nin en eski televizyon hizmet TV'de yıllarca program evet. yaptık. Spor programı yaptık. Burada Ünye Spor'un ikinci ligde olduğu dönemden, üçüncü ligi oradan bal ligine, oradan amatöre gidişini gözlerimizde gördük, şahit olduk, maçları izledik. E, bu yapının içerisinde birisi olarak benim yaptığım bir eleştiri değil. Bu yanlış anlaşılmasın. Şimdi ASKF başkanları da kalkmasın yani. Evet. Şunu söyleyeceğim, bakın pandeminin başladı, Amatör liglerin ertelendi Mart Mart ayı. Martın Mart ayında. Herhalde biz de o zaman kadın futbol takımıyla 9 Mart'tı veya evet. 8 Mart'ta olabilir. O civarda 10 Mart'ta zaten yasaklar gelmeye başladı. Evet. Diyeyim, Şimdi o dönemde e, ilk vakaların çıktığı tarih. Evet. 3, 5, 7, yavaş, 9 yavaş. öyle öyle gidiyor. Şimdi birden hemen bir karar alındı. Hemen bir karar alındı. Denildi ki e, kadın ligleri de içine katıyorum. Amatör ligler, bölgesel amatör lig ve birinci, ikinci amatör ligler zaten başlamamıştı. E, maçlar ileri bir tarihe ertelendi. Ucu açık. Evet, Şimdi açık. o o süreçte e, bütün kulüpler, futbolcular e, beklenti içerisine sokuldu. Bakın şunu yaparsınız. Bakın bunu yapmaya hakkınız var. Evet pandemi bu olay 100 yılda bir yaşanan bir olay. Evet. Şimdi e, o tarihlerde birinci amatör ve spor, süper amatör ligler Türkiye'de yüzde %95'i bitmişti. Bak. Bal Ligi'nde de dörder maç kalmıştı. Evet. Ne dediler? Tehir ettik, erteledik. Ondan sonra Bal Ligi'nde e, kalan dört maçı Bak o tarihte şunu yapmaları gerekiyordu. Yani vaka sayısı ve vakanın artış hızı düşüktü. 3-5 vaka vardı o O zaman. maçlar bakın e, esas bugünkü sıkıntıya geleceğim. O tarihlerde kontrollü bir şekilde önlemler alınarak. Evet. E, birinci, mesela ordu için söylüyorum. Birinci amatör ligin playoff maçları kontrollü bir şekilde söylüyorum. Bakın seyirci olmadan evet. bugünkü o zaman... Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nun hazırladığı şartlara uygun şekilde bak bir şartlar hazırladım. Evet. Buna uygun bir şekilde o maçları oynatırdın. Ordu birinci amatörlük şampiyonunu belirlerdin. Bölgesel amatörlükte kalmış kardeşim dört tane karşılaşma. Bunu da oynatırdın yine e, sağlık kurulunun. Bak evet. vaka artış hızı o zaman düşük kardeşim. Bugün ee, biz 35 binleri bulduğumuz tarihleri yaşadık ve evet. süper lig oynanıyor. Oyunluyor ben dahasını acaba? söyleyeyim size. E, şimdi bizim kadınlar liginde grubumuz var. Yani Hakan arkadaşımız ve şu an telefonuma falan bakamıyorum. Mesaj falan geliyordur da. Şimdi bakın kadın liglerinde halen biz tartışıyoruz. Bizim voleybol takımımız var. ikinci ligde. Evet. Bakın voleybol, handbol, basketbol, salon Ligleri oynanıyor. Oynanıyor şu an. Sayın benim Ali Düşmez Başkanım televizyonda diyor ki bunların diyor profesyonelleri oynuyor diyor. Yani mesela e, voleybolda Efe'ler Ligi ve Sultanlar Ligi oynanıyor diyor. Ve diyor ki federasyon başkanı diyor benim çok yakın arkadaşım. İyi de ya Sayın Başkanım benim güzel başkanım yakışıklı başkanım. Şimdi ben biliyorum ya kardeşim ünye gücü FK'nın kadın voleybol takımı var. Ve 12. hafta geride kaldı ki ilk evet. haftalar pandeminin en bak 35 bin günlük vakanda, vakadan bahsediyoruz. Bu evet. sporcuları nasıl oynattınız salonlarda antrenman da yaptı bizim evet. sporcularımız. Bir sorun yaşadılar mı? Hayır. Bir maçları ertelendi. Çorum takımında pozitif evet, vaka pozitif çıktı. vaka olmuş. O müsabakamız ertelendi. Diğer maçlarda en ufak bir sıkıntı olmadı. Sadece bir test verdik biz. Onun dışında. HES koduyla salonda antrenmanda yapıldı, müsabakalarda evet. oynandı ve halen de oynanmaya devam ediyor. Şimdi benim başkanım diyor ki ben federasyon başkanı arkadaşım diyor. Sadece Efeler ve Sultanlar Ligi oynanıyor diyor. Abi ben de diyorum ki ya burada gözümüzün önünde benim kulübüm ikinci evet. ikinci ligi oynatıyor kadınlarda. Erkeklerde Akkuş Belediyespor birincilikte. Birincilikte. E onların üzeri Efe'lerlik. Efe'lerlik oynanıyorsa Akkuş Belediyespor burada e, Akkuş'la e, Niksar maçı yapmıyor sadece. Dolayısıyla şimdi e, bir orada e, TASK'ın ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun böyle günler için bir hazırlığının olmadı. Bir strateji evet. geliştirmediğini söyleyeyim Hakan'cığım. Şimdi bizim bilirsin yaşlarımızın kenarda kefen parası vardır. Evet Ya da kefenini alır bir kenara koyar. Bunu niye yapar? Kötü günü, kötü günü. biliyor, bekliyor. Evet. Bizim insanımız kötü günler için hiç bilmesini, e, hiç beğenmediği bir insanın kötü günler için işte düğündür, cenazedir kenarda hatırı sayılır bir parası kötü. vardı. Şimdi e, TASK ve Türk Türkiye Futbol Federasyonu. Bu eleştiri değil. Bak bu Yapılması gerekenleri söylüyorum. Yapmıyorlarsa da bundan sonra yapsınlar. Sen şimdi bu e, tarz hadiseler yaşanacağını önceden e, tahmin edeceksin kardeşim. Doğal afetler, salgın hastalıklar, bu bizim kitabımızda her yerde var. Biz ilkokullarda deprem tatbikatları yapıyoruz. E, yıllardır sivil savunma dersleri okutuyoruz. Neden? İşte doğal afetler, yangınlar, depremler. Salgın hastalıklar da bu e, başlıkların altında mutlaka var. Dolayısıyla sen önceden stratejini belirleyeceksin. E, Belirlememişsin. Yani kötü gün için hiçbir hazırlık yapmamışsın. Şimdi ne oldu? O kadar takımı bugün asıl soruna geliyorum ben Hakan. Kafan karışmasın. <laughs> asıl Buyur, sorun efendim. ne biliyor musun? Balık'ın geçen sezon kaç takım vardı? 150 mi 152 mi? O civarda. O yani 150 ha. ya da 152 fark etmez yani. 108 takımı yukarı yukarıya çıkarttım. Bugün, Bugün asıl, asıl sorun bu. Bugün ben samimiyetle söylüyorum ve iddia ediyorum. Bakın, kafası çalışan bunu doğru söylediğimi anlar. Bugün 152 takım olsun ki 11 grupta veya 9 grup 9 grupta Bölgesel amatörlük karşılaşmaları oynuyordu. Bugün asıl sıkıntı şu. 268 tane lige katılacak takım var. Evet. Esas sıkıntı burada. Takım. Kaç grup oluşturacaksın? Grupları oluştururken nasıl bir statü evet. yazacaksın? Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nda statüyü yanlış yazan adama da rastladım. Söylediğim halde evet. tahkim kurulundan döndü. Yüzüne de söyledik yani. Şimdi nasıl sorun şu. Bu kadar takımın olduğu bir ligi oynatmak zor. Bugün evet. dersin ki bal ligi oynanır kardeşim. Rahatlıkla oynarsın. Şu şartlarda da oynarsın. Ama bir e, sevk ve idare konusunda bir sıkıntı yaşanıyor demektir bu. Hani akıllara bu geliyor. Ben bunu iddia etmiyorum. Yani federasyonun böyle bir gücü yoktur da demiyorum. Taskın böyle bir gücü yoktur demiyorum. Ama akıllara bu soru işaretleri Bakın. geliyor. Bakın biz 35 bin e, günlük, 30 binlik vakalardan bugün 7 bin lira indik. 6 bin lira, evet. 5 bin lira doğru iniyoruz. Ağır hasta e, sayımız 600'lerde, 700'lerde e, seyrediyor. Dahası e, vakalar sokakta değil. Bakın kimse kimseyi kandırmasın. Ünyede de biliyoruz, ordu da biliyoruz. Bugün valimiz çıkıyor anlatıyor. Diyor ki kardeşim bulaşmalar evlerde. Eş, dost, akraba ziyaret. Evet, Aa halam gelmiş. Hala gel hoş geldin. Hala koronayla geldi. Evin içinde herkesi gezdi. Herkes korona oldu. Şimdi sokakta hele spor tesislerinde yani e, bulaşma riski oldukça düşük. Yani Olmaz olacak. mı? Olabilir, Olabilir ama çok uzak bir ihtimal ama diğerlerine göre. Şimdi bakıyorsun kayak tesislerinde insanlar hafta sonu ya hafta ben yeni duydum yani bunu %90, yine de eleştirmiyorum. De şimdi valimiz yasakladı. E, tamam çalışsın turizm işletmeleri ama bakın bugün esnaflarda da aynı benzer sıkıntılar var. Hafta sonu turlar varmış. Nereye çam başına? İyi de kardeşim hafta sonu sokağa çıkma yasağı var. Evet. Ben niye e, amatör maçları oynatamıyorum Sayın Federasyon? Sayın Ali Düşmez. E, kayak tesisleri kütür kütür çalışıyor. Yani kızan kızsın alınan alınsın. Ve açık alanda bakın önlemlerimizi alalım. Kulüpler elini taşın altına soksun, futbolcular taşın altına evet. elini soksun, ee, kulüpler, federasyon, TASK, ASKF herkes taşın altına elini soksun. Ama önceden bir stratejin yoksa, zor günler için önceden bir çalışma yapmamışsan, üstelik hiç hak etmediği halde 108 tane takımı hadi hurra yukarıya aldıysan, Altta da birinci amatörlükle ikinci amatör ligi birleştirmek marifet mi? E yapılan hiçbiri marifet değil. Yukarıda bizi bekleyen kocaman bir balon var. Evet 268, 268 tane takımı sen çıkartacaksın bölgesel ligde oynatacaksın. Peki kardeşim o zaman futbolcu arkadaşlara da söylüyorum. Çok haklı bir mücadele verdiler. E, Cumhurbaşkanımız onları e, Cumhurbaşkanımızın önünü kestiler. Evet, o da bakın. Türkiye'nin öyle bir lideri var ki 16 yıl amatör futbol oynamış. Evet amatör futbol oynadı uzun. Ve amatör futbolcu en iyi anlayacak bir lidere sahibiz ve de onlara sözü de verdi. Şimdi halen birilerinin çıkıp da ya net ifadeler kullanmaması, akıllara zarar bir durum. Kulüplere verirsin sorumluluğu. Ha şunu yap. Şimdi 268 tane kulüp evet doğru, e, bölgesel lige katılma hakkı var. Ama benim bildiğim kadarıyla İstanbul'da İstanbul'da birçok kulüp e, sezona başlamak istemiyor. Evet 15-20 takım diye duydum evet. böyle bir sayı var da. Yani. Var. Bu bazı kulüplerin işine de geliyor olabilir. Peki kardeşim Ünyespor'un günahını kim çekecek? Evet. Nixar Belediyespor'un günahını kim çekecek? Bakın bir kulübün e, aylık masrafı Tesislerde bakın sadece tesislerde oturduğu anda bir kulübün aylık masrafı en az 30 bin lira. Evet. Kasım, Aralık, Ocak etti 90 bin lira. Mart geldi 120 bin lira. Abi sen halen Nisan gelsin oynatacağım diyorsan sen zaten bu kulübe e, test ücretini zaten ödetmiş oluyorsun. Evet. Peki ünye sporda veya Niksar Belediyesporda veya diğer kulüplerde antrenmana çıkan oyuncuların şu anki psikolojini psikolojisini evet. kim biliyor? Bunun bir de sportif yanı var şimdi. Futbolcular e tabii, 3 aydır idman yapıyor mesela. Ünye sürekli idman yapıyor. Şimdi spor. bakın bir takım için e, biz hep söylüyoruz. Birinci hazırlık dönemi, ikinci hazırlık dönemi ve müsabaka dönemine yakın üçüncü hazırlık dönemi yapabilirsen. Evet. Üç dönemde nedir kardeşim? 15-15-45 gün. Evet. Bir takımı müsabaka dönemine 45 günde hazırlarsın. Bitti. Abi Kasım, Aralık, Ocak, Şubat 4 ay Mart'ta ligi başlatacaksın. Peki hala o futbolcu süre treni olmayacak mı? Ben duyuyorum takımlarda evet. sağda solda sakatlıklar başlamış. Niye? Bu da tabii tamam teknik adamların sorunu. Ne oldu da ben sorarım yani. yani nasıl Vallahi duyarsam oldu? sorarım. Kardeşim hop müsabaka dönemi değil. E antrenman antrenman periyotlamasını nasıl yaptın? E öyle ya önde fol yok, yumurta evet. yok yani. Bu oyuncuya nasıl yüklendin? Yani hazırlık döneminde bir oyuncuya hangi e, sürede hangi antrenman şiddetini uygulayacağını bilmiyorsan sakatlık verirsin. Eğer evet. öyle bir hoca varsa ben hemen işi bıraktır. Yürü kardeşim sen bu işi bilmiyorsun. Niye? Nasıl sakatlıyorsun? Yani bahsettiğim antrenman yaparsın orada 5'e 2 oynarsın. Sertlik olur. Bu bu sakatlık ayrı. değil. Bu adele sakatlıkları gibi bahsettiğiniz. Yani benim sakatlıklar. bahsettiğim sakatlıklar e, yüklenmelerden kaynaklanan evet. e, sakatlıklardan bahsediyorum. Dolayısıyla şimdi ne dedik? E, asıl sıkıntı 108 takımın e, yukarıya alındığı 268 takımlı bal liginin hangi statüyle kaç grupta Nasıl ve nice oynan oynanacağı evet. tek sıkıntı bu. Şimdi geçen Mart'ta o Mart ayında basit bir strateji ile oynatacağın ligi yani bugünkü yılmanın önüne geçerek oynatabileceğim bir ligi bugünkü ortamda daha karmaşık bak daha karmaşık bir strateji ile evet. ortaya koyacak e, TFF'nin e, sıkıntıda olduğunu söyleyebilirim. Yani bu onların rahatını kaçırdı. Mutlaka. Evet. Problem bak şunu söyleyeyim. Bak kimse aldanmasın. Mevzu sadece test konusu değil. E, bu ülkede bugün her gün yaklaşık 200 bin civarında test yapılıyor. Yani şimdi e, ne yaparsın abi gidersin Gençlik Spor Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'na bir tarafına da kulüplerini koyarsın, bir tarafa TFF ve TFF'yi ve taskı koyarsın, dersin ki e, testten şu kadar siz payınıza düşen, bu kadar biz bu kadar spor bakanlığı, bu kadar sağlık evet. bakanlığı böyle bir paylaştırma yaparsın. Mevzu test mevzu olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Bana kimse demesin, test sorun bile değil. Bakın voleybol ve basketbol liglerinde bir testten sezon evet, başında sezon yaptırdığın başında testten oynatıyorsan. Kusura bakma bir de e, kapalı spor salonlarında oynatıyorsun bu müsabakaları. Evet. Ayıptır yani. Şimdi e, ünye spor Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ne oluyor bu ya? E, bu takımın e, bu kadar harcamasını nasıl e, bu vebalin altına girebiliyorsunuz evet. yani? Şimdi dedim ya yani e, Türkiye Futbol Federasyonu veya veya TASK'ın bu durumlar için önceden bir e, senaryosu yok bir hazırlığı yok yani bunu çalışacaksın bakın e, taslir Türkiye Futbol Federasyonu'dur az önce başlangıçta da söylediğim gibi e, yangın deprem doğal afetler ve salgın hastalıklarla ilgili hiçbir senaryosu olmadığı ortaya çıktı evet alelacele bir karar Aa, alındı. abi işte şimdi oturuyorsun e, Türkiye'de futbolu yönetenler e, oturuyorsun orada karar vericiler Bak onu da söyleyeyim. Bir yönetim kurulunda kaç kişi var? Diyelim en fazla 11 kişi veya 13 kişi olsun Türkiye Futbol Federasyonu'nun başında. Şimdi alt kurullardan geliyor. Evet. E geliyor. Oradan masanın önünde biz konuşuyoruz. Şimdi burada o an düşünülemeyecek bir kararı da verebiliriz biz. hani sonuçlarını düşünemeyeceğimiz. Çünkü senin bir böyle günler için hazırlanmış bir senaryon yok. Elinde bir senaryon yoksa bu işi netilen, neticelendirecek argümanlara da sahip değilsin demektir. Esas sıkıntı bu. Evet. Dediğim gibi ha bunun için bir fon da oluşturması gerekiyor Futbol Federasyonu. Ve şimdi senaryolara göre fon da oluşturacaksın. Mutlaka. Niye senin fonun yok Türk Sayın Türkiye Futbol Federasyonu? Sayın Task senin neden bir fonun yok? Amatörler için böyle zamanlarda harcayabileceğin neden fonun yok? Niye senin kefen paran yok? Niye kötü günde kullanacağın amatör e, takımları oyuncuları böyle süreçlerde en azından test parasından kurtarabileceğin ben inanmıyorum test konusuna da neden bir fonun yok? Kefen paran yok. Tabi zaten söz, sürekli diyorlar hocam yani acaba bu yıl amatöre bütçeme ayrılmadı ne oldu hani parasal bir sıkıntı olduğu açık gibi gözüküyor yani. Şimdi bakın e, yani şunu da söyleyeyim. E, Türkiye'de Türkiye Futbol Federasyonu kuruluş amaçları. Türkiye Futbol Federasyonu özerk bir kurum. Evet. Özerktir. Bugün ben bakıyorum Spor Bakanlığı'na falan gidiyorlar. İşte hani Şöyle bir şey var. E, şu TFF'ye söz bir şeyler söyleyin de. Ama işte CİMER'e de yazılar falan da gidiyor. TFF özerk bir kuruluş. Evet. Yani Özerk bir yapı. TASK, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ve ona bağlı 81 ilde Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu var. 81 tane il başkanı var, var. ve bunların yönetim kurulu üyeleri evet. var. Aslında bakın doğru söyleyeni 9 köyden kovalar mı? Bilmiyorum futbolun idam sehpası var mı? Şimdi bakın benim orada ASKF başkanım kütür 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 çalışıyor. Bugün amatör kulüpleri koşturuyor. Evet. Mücadele ediyor. Dertlerine onları dinliyor. Şimdi ASKF'nin görevini yerine getiriyor. E şimdi TASK. Ben söylüyorum yani futbolun idam sehpası varsa benim söylediklerimden yarın idam sehpasına oturttururlar. Niye? Çünkü ben biliyorum ki Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun kuruluş amaçları ve ilkeleri var. Bak Kuruluş amaçları ver, var ve bu amaçlara göre de yapması gerekenler var. Peki TASK ben yani şimdi onlar uzun uzun bu programa sığmaz. Konuşun hocam. 8-10 tane madde var. Örneğin mesela e, TASK e, kuruluş amaçlarına e, binayen yapması gereken mesela spor kulüpleri için hangi bir yerde lokal açmış? Veya e, kulüplerin Kulüpler için proje yapmış. Bakın yazıyor. Ee, Türkiye'de ve uluslararası projelerde e, projeler hazırlar. Evet. Bunun tarafı olur, paydaşı olur. Ee, ya bir sürü madde var. Hepsi aslında bakın çok güzel hazırlanmış. Yani TASK'ın kuruluş amaçları ve bu amaçlara bağlı olarak yapması gereken çalışmalar çok net, çok güzel yapılması gerekiyor. Ama hocam hiç ben yapıldığına duymadım da şahit olmadım. Şimdi mı? ben mesela bizim kulübümüz bugün. Türkiye'de e, Avrupa Birliği Erasmus Spors, e, Spor Fonu'ndan evet. projeye katılan bir kutep kulübüz bakın. Tek spor kulübüz. Neden benim taskım, neden benim ASK, ASKF'ler de katılabilir buna? Mesela evet. e, bizim proje ortaklarından bir tanesi Yunanistan'ın voleybol federasyonu. Niye bizim Türkiye Futbol Federasyonu bu tarz projelerin içinde yok? Veya TASK neden yok? Halbuki kuruluş amaçlarınızda yazıyor kardeşim. Evet. U, e, uluslararası projelere katılır. Veya uluslararası projeler yapar. Bu nedir? Hepsi amatörü geliştirmek için Yani lig piramidinin en altında. Hani hep değerli diyoruz ya. Evet. E bizim TASK başkanımız da söylüyor bunu. Evet. Lig piramidinin en altındaki amatörler bizim için olmazsa olmaz çok değerlidir. TASK da bunun için var zaten. Dolayısıyla e, yani kuruluş amaç ve ilkelerine göre bugün sadece şu var. Türkiye Futbol Federasyonu, bakın biz TASK'a da para yatırıyoruz, kulüpler. TASK'tan geri ne aldınız, ne kazandınız diye sorarlar adama. Veya Türkiye Futbol Federasyonu hangi derdinize ilaç oldu, hangi yaranıza merhem oldu. Ben iki tane kulübün kuruluşunda yer aldım. Üç tane kulüpte yönetim kurulu üyesi... Yaptım. Ünye Sporda da ben bir önceki dönem yönetim kurulu üyesiydim. Evet. Halen ü, Ünye Gücü Futbol Kulübünün ben kurucu üyesiyim, teknik sorumlusuyum. Ben ö, federasyona giden yatırılan paraların dekontları duruyor kardeşim. Futbolcu aktarma bedelleri. Allah'tan sadece vize de yok yani. Evet. Aktarma bedellerinden tut da e, lisans tescil işlemleri. Ve e, lige katılım bedelleri ki hani yapalım bunları. Bunlarda sıkıntı yok. Verelim ki burada evet. birlikten bunlar niye alınıyor demiyorum. Yanlış anlaşılmaz. Evet biz kulüpler olarak bunları verelim ama siz sadece almakla kalmayın. Bizim de yani kulüpler için bir şeyler yani yapın. Hocam, bunu demek istiyor. onu var, şeker var, helva yok. E, yok işte yani e, dolayısıyla ben şundan şikayetçi değilim. Evet kulüpler versin. Aktarma yapıyor. Aktarma bedelini federasyon hesabına, TASK'ın hesabına, işte 100 oraya, 200 oraya yatırsın. Bunda zarar yok. Biz TÜFA'da da antrenör e, belgesi tescili yaptırırken evet. TÜFA'da da yatırıyoruz. Çünkü orada bir hizmet var. Dolayısıyla bir hizmet veriyorsun. Karşılığını alacaksın. Bakın, e, bizde sadece sıkıntı şu. Kulüpler bir şey veriyor. Ama karşılığında Karışılığı. Şimdi ligleri oynatıyoruz. Abi sen ligleri tabii oynatacaksın. Ligleri kim oynatıyor? Amatörleri, il futbol temsil temsilcisi en fazla işin başında. İl tertip komitesi ve hakemler. Bunun dışında ASKF ne yapar? E, maç bittikten sonra evraklar oraya gelir. Evet. A, ASKF ne yapar? İşte e, transfer e, işlemleri, vize işlemleri o evrakları yapar, yazışmalar vardır. Bunun dışında fazla bir şey yoktur. Ama bakın orada amatör spor kulüpleri federasyonu bugün çalışıyor takır takır diyorum evet. ya bir varlık mücadelesi var, bir şeyler ortaya koyuyor, bir yönetim var orada. Herkesin bu şekilde çalışması lazım. Ben şuna da karşıyım. Yani şöyle de bir durum var. 81'in ASKF başkanı kim çıkıp bu süreçte sesini çıkarttı? Bir iki tane var. Herhalde evet. İzmir ASKF başkanı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya niye sesiniz çıkmıyor canım evet. yani ne var yani Abi bana kızacaksınız tamam da kardeşim ya bir defa çıkın da ya e, deyin ki ya böyle böyle olacak deyin ya da süreçle ilgili bir şeyler konuşun. Yani biri bir şey ya konuşsun. birinden mi çekiniyorsunuz yani nedir durum ya sorun ne evet. sorun ne kardeşim senden amatör futbolcu ve amatör kulüpler e, bilgi istiyor. Ya hocam zaten sorun da oradan çıkmadı mı? Yani kimse somut bir şey söylemiyor ki. Yok veya var. Hani bu kadar basit bir şey. Herkes sustu, sustu, sustu. En sonunda problem buraya çıktı şimdi, Cumhurbaşkanı'na kadar. Şimdi bundan en çok etkilenen kesin futbolcular oldu. Evet. Ve teknik adamlar da var. Ee, teknik adamların çok fazla bu işi kovalamadıklarını düşünüyorum. Ben de içinde olmak şartıyla. Ee, yani bal ligi için söylüyorum. Evet. Ee, bizim kulübümüz çok farklı orada ücretli çalışan birisi değilim. Öyle çalışıyor olsaydım ben de kovalardım. Çok farklı bir şey o da. Şunu diyeceğim. Burada e, yaralanan futbolculardı. Gerçekten evlerine ekmek götüremediler. Halen de götüremiyorlar. Bu bir sosyal ve toplumsal yaradı. O işte neydi Emrullah? Emrullah Öztürk. Emrullah Öztürk ve onun arkadaşlarının verdikleri mücadeleye evet, saygı konuşurum. duyuyorum. Pekala. E, Türkiye'de futbolun paydaşları. Yahu bu çocuklar Evlerine ekmek götürmenin evet. derdindeyken siz neredeydiniz yahu? ya? sorarlar insan evet. biraz utanır ya. Ya bu mücadelenin neresinde kaldınız? Gerisinde kaldınız ya. Yani bugün 81 tane ASİL'in ASKF başkanı ve yönetim kurullarından veya futbol il temsilcileri kalkıp ya Müslüman bir cümle kurun ya yapmayın. Yani e, diyorum e, konuşunca sivri dilli oluyoruz. Yani ben bir bunu eleştirmiyorum. Bakın yapmadılar. Yapılmadı. E bundan sonra yapın kardeşim. Bu hak arayışında sadece futbolcuların bu ligler sadece futbolcular değil. Evet, evet. Olayın merkezinde futbolcular var. Çünkü en çok mağdur olan onlar. Şunu da söyleyeyim yani. Bu durumdan çok memnun olan kulüpler var. Ama ligler oynanmasın. Evet. Çünkü e, orada bir ekonomiyi yerine getiremeyecekler. Kulüpler rahat. Nasıl olsa ligler oynanmıyor. Oh. İşte maç başı paralar yok. Peşinatlar evet, evet. yok. Kafalar. Bu seneyi de böyle atlatalım. Durum bundan ibaret. Yani dediğim gibi eğer TASK Türkiye Futbol Federasyonu böyle bir senaryoyu daha önceden e, çalışıp bir fon oluşturabilselerdi. Bugün Spor Bakanlığı bak ilacı da söylüyorum. Gidersin Spor Bakanlığı'na Sağlık Bakanlığına ve TFF'ye yüzün olurdu o zaman. Bak bir fonum evet. var. Dersem ha benim ha bu kadar var. Benim bu kadarcık var. Benim bir fonum var. Ben hazırlıklıyım. Kötü günü gördüm ben. Ben hazırım. Siz de elinizi taşın altına koyun. Bu insanlar evlerine ekmek götüremiyor. Yani hep beraber bir şey yapalım. Evet. Söylediğimde yanlış varsa bilmiyorum mesajların falan da varsa o Hakan hocam, ben çenem doğru düştü. Söylüyorsun. Hocam çok güzel konuşuyorsunuz. Gerçekten hiç problem değil. Mi? Çok iyi gidiyorsunuz. Yani yanlış söylüyorsam. Yani birçok arkadaşımızı da buradan bilgilendirmiş olduk. Yani du evet. durum ortada hocam. Hani yani. Kimse de konuşmuyor. Hani en azından biz konuşmuş olalım. Bir şekilde ses olmuş olalım. Evet. Metin Tamtürk hocamız katıldı yayınımıza. İyi yayınlar diliyor. Selam söylüyor hocam sizlere. Çok teşekkür ediyorum. Üniversite. Metin hocam hani altyapı diyorsun ya. İşte evet. konuşulacak adam burada Metin hoca. Biz e, ona da gireceğiz yani. Hani altyapı evet. derken. Şimdi ağzımız iki defa açılır bak dikkat et. Evet. Alt yapı. Alt yapı. A derken ağzımız iki defa evet. açılır. Bir defasında iki defa kapanır. Birinde dilimiz iki dişimizin arasına değer, temas eder. Sonuncuda da dışarı atarsın. Evet. Yani iki dudak birleşir, nefesi dışarı atarsın. Şimdi çok kolaydır alt yapı demek. Alt yapı diyoruz yani. Evet. Sürekli alt yapı konuşuyoruz zaten. İşte oraya geleceğiz. Alt yapı Metin Hoca bugün sancılarını çekti. Biz mesela altyapıda rahatlıkla Metin Hoca çağlar çakır hocam. Evet. Bak bu üçlü burada konuşur. Çünkü boş değiliz. Evet. Biz altyapı nedir ne değildir diye kalktık gittik burada da buradan kalktık gittik. Türkiye'de altyapı nerede yapılıyor? İzmir'e gittik. Seyit evet. Mehmet Özkan Başkan'ın kulakları çınlasın. Biz orada iki gün altyapının ne olduğunu gördük öyle geldik buraya. Evet. Yani öyle dediğim gibi ağzımızı iki defa açıp iki defa kapatmıyoruz. Evet. Metin evet. hocamızı da burada konu almıştık evet. sağ olsun evet. katılmıştı. Tekrardan teşekkür ediyoruz kendisine. Metin Tabi Türk demişken hocam Ünye 1957 sporu da konuşmak istiyorum yavaş yavaş. Evet evet buyur. Kendisi de yönetim Tabii. kurulu üyemiz ve aynı zamanda altyapıdan sorumlu şu anda Ünye 1957 sporda. Hocam. Yeni bir yönetim, yeni bir yapılanma var. Siz bu yönetim hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni bir yapılanma içine giriyor aslında Ünye 1957 Spor. Sizin geleceğini nasıl görüyorsunuz takımımızın? Şimdi e, Ünye'de yıllardır bir yönetim kaosu. Evet. Biz bunları yaşadık. Televizyon programlarımızda konuştuk. Her lig bittiğinde Metin Hocam, Çağlar Hocam, televizyon programında her lig bittiğinde kongre süreci ...başlayacak, İşte kulübün... ...yeni başkanı kim olacak... Evet. ...takım kayyuma mı kalacak... ...kalmayacak mı, neler olacak diye sürekli... ...bu sıkıntıları biz yaşadık. Nedir? Ünye'de herkesin... ...ortak bir değeri ünye spor. Biz asıl ünye sporu... ...bizim çocukluğumuzun ve... ...gençliğimizin... ...en büyük... ...hayali diyelim çünkü futbol oynardık. Evet. Hepimizin amacı... ...ben buna çok yaklaşamadım. Çağlar Hocam oynadı... Metin hocam altyapısında oynadı ama ben yaklaşamadım burada olmadığım için. Ama her ünyeli çocuğun, e, futbol topuna tepen çocuğun sokak arasında bile olsa ünye spor o yeşil beyaz renkleri Evet of çubuklu formayı ki ben hep öyle hatırlarım giymek e, böyle bir hedefi amacı vardı. Bizim ortak paydamızdı, ortak sevincimizdi, ortak hüznümüz oldu. O süreçleri yaşadık ünye sporun ee, bu kötü yönetilmesi ve borçlandırılmasının neticesini biz e, 33 yılı profesyonelliklerde geçen Ünye Spor gibi asırlık bir çınarı 50. Evet. yılında e, maalesef amatör ligler çöplüğüne gö gönderdik. Bu çok üzücü. E, ondan sonra Ünye 1957 spor süreci başladı. Aslında paranın çok iyi olduğu bir dönem denk geldi. Eee İnsanlar bir şeyler yaptılar, çaba sarf ettiler. Eleştirilecek yanları yok mudur? Elbette vardır. Yani paranın çok olduğu bir dönemde bu kulübün üçüncülükte olması gerekirdi ama evet. burada para eşittir başarı olmuyor. Yani böyle de bir evet, denklem var. Yani siz çuval dolusu paranız olabilir ama bu sizi başarıya götürecek ana unsur değildir. Evet. Burada yapılanmanız ...belirleyeceğiniz stratejiniz... ...hatta ben... ...ilk attığınız adımdan bile not veririm. Derim ki bu ilk atılan... ...adım... ...sizin sonunuzla ilgili ipuçlara da verir Dolayısıyla... E, ...Ünye'de biz... ...bugün... E, ...başı sıkışanın koştuğu... E, ...kulüp kuranın kapısını aşındırdığı... ...bu insanlar... ...bugün... ...bu işe el attılar. Yani... Ee, aslında Ünye Gücü Futbol Kulübü'nün yönetim kurulu ünyespora sahip çıktı. Evet. Böyle de bir denklem evet. var. Yani e, zaten Mehmet Ali kurulu. Durak başkanımız olsun. Samet Tecer, bizim kulüp başkan yardımcımız. Ondan sonra e, Mert Atik olsun. Gürhan Çakır olsun. E, Mert Gerçeker olsun. E, ismi aklıma gelmeyen var mı bilmiyorum ama hepsi bizim e, yönetim kurulu üyemiz. Evet. Dünya Gücü Futbol Kulübü yönetim kurulu üyemiz. Ama tabi bizden bölünmediler. Halen bizimle birlikteler. Devam ediyorlar Herhalde mi? bizi yarı yolda bırakmazlar. Onu da zannetmiyorum yani. Şimdi güzel bir yönetim var. Hiçbir şey bitmeden biz ee, daha gemi yola çıkmadı. Evet. Şu an limanda bekliyoruz biz. Bu yönetimin seyir defteri ilgili sadece tahminde bulunabiliyoruz. Daha hiçbir şey yapılmadı. Ama bir başlangıç var. Evet. Bir başlangıç yapıldı. Transferler var. Ee, i̇şte sahaya inmiş bir takım var. Ama e, stresli bir durum da söz konusu şu an. Ligler oynanacak mı oynanmayacak mı? Yani bu gibi durumlar. Ee, böyle enerjik bir yönetimin iştahını kaçırmamalı Kesinlikle. diye düşünüyorum. Dolayısıyla iyi bir yönetim var. Şu, şu da yanlış anlaşılmasın. Bakın e, şöyle de bir algı var. Ya işte e, bununla e, bu yönetimdeki bu insanların ekonomik durumları e, çok iyi. E, bunun üzerinden gidilmesin. Önemli olan buradaki dinamizm. Ee, bu yöneticilerin ortaya koyacağı performans. Evet. Yaptıkları çalışmaları zaten görüyoruz. Dolayısıyla yani başarı bu yönetimin etrafında şekillenecek o sinerjiyle devam edecek. Başarı onunla gelecek. Evet, ekonomik güçleri olacak tabii ki. Ama bu şu demek değildir. Bu insanlara benim üç olur, senin beş olur destemizin olması lazım. Kesinlikle. Külliyen bu insanlardan, bu yönetimden el çekmemek lazım. Belki evet. ondan için e, bu yönetimin şöyle konuşmaları da geçiyor orası da. Paşımız sıkıştığında biz kime gideceğiz? Mutlaka. E, asla şunu düşünmemeliler. Bunda eee gocunmamalılar. Burada ekonomik anlamda kulübe destek verebilecek birçok insan var. Evet. Yapabilirler. Yani bu desteğe yardımı yapabilirler. Bizim şu an verebileceğimiz en büyük e, destek moral motivasyonu. Ligler başladığında zaten iyi bir takım kuruluyor bildiğimiz kadarıyla. Evet, takip ettiğimiz e, bizim kadarıyla. Bizim de eksimiz antrenmana gidip hiç izleyemedik. Çünkü pandemi döneminde e, bizim de uzaktan eğitimlerimiz vardı vesaire. İyi bir takım bir teknik adamın eseridir. Bu da çok önemli. Kesinlikle. E, sahaya indiğinde takımımızı biz de merakla bekliyoruz. Başlangıçta söylediğim gibi evet e, Ünye'de yönetim kaosu. Acaba bu yönetim işte bu işi ne kadar sürdürür gibi bir endişe yok. En azından bu konuda rahatız. Bu anlamda rahatız. E, hepsini tanıyoruz. Hepsi tanıdığımız bildiğimiz yöneticiler. Evet. Ben kendilerine canı gönülden başarılar diliyorum. E, bu ekibin başarılı olacağına inancım sonsuz. Başarılı olacaklardır olmak zorundalar. Evet. Neden olmak zorundalar? Eğer biz bu yönetimle e, bu sıcak başarıyı yakalayamazsak bu ünyede artık futbol ben söylüyorum hani e, bu yöneticilerden yaşça büyüğüm böyle bir yönetimin böyle bir takımı başarıya götüremeyip bu işten vazgeçmiş e, olgusu Gelecekte bu kulübü alabilecek kişilerin cesaretini evet. kıracaktır. Hatta e, birilerine al dediğinde ya işte şu yönetim vardı, bu yönetimin yapamadığını biz mi yapacağız? Boş versene algısı oluşacak. O yüzden e, bu yönetim bence e, başarılı olacak. Evet yönetim çıta ve potansiyel olarak. Ha şu, şu şöyle de bir şey var Hakan'cığım. Yani Yani e, yönetim Toplanıyordur, kendi aralarında kararlar alıyorlardır. Yani Ünye'de veya diğer şehirlerde de bunlar yaşanıyor. Yani yönetimin yanında e, bu işi çok iyi bildiğini zannedenler toplanmaya başlarsa, evet. bakın yani asıl tehlike burada. Şimdi sonuçta bunlar iş adamları. E, ilk defa bu işin içerisine girenler var. Bir futbol kulübünü yönetmek, işte transferler yapmak, işte teknik adam belirlemek bunlar öyle e, hani hemen yapılabilecek bir şey değil, değil. yani evet, dolayısıyla anladım. bir deneyim gerektiriyor. İşte teknik adam belirlerken e, stratejiniz ne olacak? İşte kenardan köşeden en çok bu olur. Bakın en büyük tehlike de budur, kenardan köşeden. Ya benim işte tanıdığım falan hoca var. Ee, bunların çok iyi denetlenmesi lazım. Veya oyuncu alınırken bakın şunun üzerinden gidelim, gidilmesi çok yanlıştır. Şampiyon olmuş. Geçen yıl şampiyon. Bana ne seni şampiyonundan kardeşim? Geçen yıl şampiyon olmuş. Şampiyon o takımdan gelmiş. Bunlar denendi. Bunlar yanlış. Evet. Bu takımı teknik adamı kendi elindeki stratejisine, futbol mantalitesine, futbol felsefesine kendi elindeki oyun sistemine göre evet. bir kadro yapar. Ve bu bal liginde eğer iyi izlediyse o oyuncuların kimin nereye koştuğunu, ne kadar koştuğunu o bilir. Ona göre kadrosunu yapar. Ee, şey tehlikelidir. Biz her zaman söylüyoruz yani. Ben şimdi üniversite spor kadrosunun çoğunu bilmiyorum. Hani isimler geldi. Evet iyi kaliteli oyuncular. Bak üniversite spor üzerinden konuşmuyorum. Bu genel bir değerlendirme. Genel bir değerlendirme. Dolayısıyla e, geçen yıl şampiyonluk yaşamış. İşte üç tane bal liginde şampiyonluk yaşamış. Bir de e, bal liginde bu oyuncular bellidir. Bu sene Ünye Spor'da, e, geçen sene Silifke Belediye Spor'dadır veya Ağrı Spor'dadır evet. veya Çemiş Gezek Spor'dadır. Bunlar sürekli sirküle olur böyle. Ya Başarının asıl anahtarı bu değildir. Çok iyi bir teknik adamın olur elinde. Kendi oyun sistemine uygun bir şekilde evet. bal ligini izlediyse, oyuncu analizlerini iyi yaptıysa kendi oyun sistemine göre ama. Şimdi her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Benim oyun sistemimde rakibe önde baskı vardır. Rakibi cesaretini kırma vardır. Rakibi cesaretlendirmem ben. Benim oyun sistemim odur. Ona göre oyuncu lazım. Yani bana. o tip de oyuncu alırsınız. He yani benim oyun sistemim budur. Demek istediğim özetle bu. Dolayısıyla ünye spor e, şu an en zor süreci sahaya artık müsabık olması lazım. Yarın bu oyuncular süren olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Bir futbol takımının hazırlık süreci 45 gündür. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ne yapıyorsunuz ya? 4 Yazık yani. günah ya. İşte bu en büyük sıkıntı bu. Evet. Hoca ne yapsın? Futbolcu ne evet. yapsın? Şimdi mental olarak oyuncuna... Şimdi ben antrenmanı yap 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 antrenmanı yapıyoruz. Maç ya. Abi hazırlık maçı oynayamıyorsun ya evet. sen. Oynayamıyorsun. Mesela Niksar Belediyespor var işte Görele var bilmem nere var. E hazırlık maçı oynayamıyorsun. Yani havaya da girer. En azından oyuncuyu. Oyuncu ben bugün mesela diyelim perşembe günü antrenman yapacağım. Çift kale yapacağım. Neye göre? Hafta sonu maçım yok ki benim. Evet. Üstelik kaç tane hafta geçmiş? Onlar da var. Şimdi bu oyuncunun e, hormonal dengesi de bozuldu. Yani e, o oyuncu mental olarak bu sürece hazırlayamaz. Oyuncu halen kafasında şey var. Bu ligler oynanacak mı, oynanmayacak mı olgusu var. En büyük sıkıntı. Evet. Bu. Ya, hocam ben idmanları takip etmeye çalışıyorum. Birkaç seferde gittim kendileriyle röportaj yaptım ünlü sporlu futbolcularla. Evet. Hani takımı sormak istiyorum ama konu ister istemez maçlar oynanmaya geliyor. Tek Akıllar konu orada. o çünkü. Akıllar hep orada. Başka evet. konu yok ki. Şimdi ben yani ayağa kalksam gösteririm şimdi yemin ediyorum ben şimdi futbol oynasam elim cebimde antrenmanda topa vururum çünkü ruh evet. hali onu yansıtıyor evet. oyuncunun müsabaka yok müsabaka oynayamıyoruz belki bak ekonomik olarak bu yönetim ondan ihtiyaçlarını karşılıyordur e cebinde parası vardır ama futbolcu futbolcu antrenmanı müsabaka evet. için yapar hazırlık döneminin süresini bilir der ki kaldı 15 gün der Evet. 15 gün sonra ilk maçımıza çıkacağız. Tempoyu artırır. Burada neyi artıracaksın abi? Ona göre bir hırslı bir çalışma içine gider. Burada öyle bir durum yok hocam. Evet. Diğer bütün temennimiz bu yönde. Umarım en kısa zamanda açılır diyorum ben. Ha, e, ben Mart ayında öyle ya da böyle. Onlar dese de demese de artık yumurta geldi dayandı evet. kardeşim. Mart ayında ligler oynanacak ve oynanmalı. Evet hocam. Şimdi TASK Başkanımız net ifadelerle e, söylemedi. Çünkü muhtemelen ona da tazgikler var üstten. Evet. E, deniyor ki işte sağlık kurulu, bilim kurulu falan filan deniliyor. Dediğim gibi e, TASK'ın, Türkiye Futbol Federasyonu'nun daha önceden bu konuya hazırlıklı olmadığından dolayı e, 268 takımlı bir ligi oynatmak zorunda kalacaklarından Üstelik statüsü de zor bunun. İl, ordu ilinden dört tane evet, takım evet. katılacak. Ya bunların ikisini ayrı gruba koyacaksın. Ee, bu ligi nasıl eriteceksin? İkinci amatörleri birinci amatörlükle birleştirdin. Hadi orada illerde halledersin bir şekilde de. 268 takımı. Tabi burada bir geçiş süreci olacağı kanaatindeyim. Çünkü yıllardır bakın 11-12 yıl mı oldu? Bal Ligi'nin ilk kurulduğu. Dep, e, kriterli, kriterli deplasmanlı amatör ligdi ilk adı. E, başından sonuna kadar biliyorum. Takip ediyorum. Onun öncesinde terfi maçlarında e, İkizce Belediyespor'da da yöneticilik yaptığım dönemden biliyorum. Bu süreci en yakından bilen birisiyim. Bal Ligi'nin statüsü hatalı, yanlış. Niyet iyi sadece. Evet. evet niyet, güzel. niyet güzel. Evet her ilim takımları olsun oynansın. Bu niyet güzel ama abi bir geliyorsun Çorum ilinin bilmem ne. Çorum deplasmanına gidiyorsun yani. Ya hiç takımın ekonomik gücü yok. Evet. Ee, Fasafizotan Fizotan takım evet. bal ligine girmiş. Düşeceği kesin. İlk kontenjanı mevzu var. Adam senin üstünde kalıyor. Ulu kabak spor, evet. sporu ünye düşürdü. Evet. Yazık günah değil mi ünye spor? o zaman? Yani bunun örnekleri var. Kars spor. Şampiyonluğa giden takım Küme düştü hocam. İlk kontenjanı bir taneydi. Üçüncü lige çıkamadı. Ve e, play playout maçında Karspor bizim Sarper de e, Sarper de orada oynuyordu. Yanlış hatırlamıyorsan. Sarper Ağaca o da orada oynuyordu. Belki yanlışım varsa düzeltin. E, Karspor playout maçında rakibine yenildi. Iğdır Aras mıydı? Neydi hatırlamıyorum yani. Ne oldu? Üçüncü lige gidecek takım Amatöre düştü. Yerel evet. ligi. Bu statü yanlış. Hele yani ekonomik gücü olan takımlar bal liginde devam edebilmeli. Evet. Sen adamı bir geriye gönderiyorsun bu sefer. Bir geriye gönderiyorsun. Orada biraz daha hazırlanıyor. Adamın zaten Amasya Spor yaşadı aynı evet. şeyi. Yazık değil mi? Koskoca il takımı. Mezifon onun yerine oynuyor. Tamam mezifon da küçük bir şey değil ama il var orada. İl var. Yani bu statü yanlış. Belki ee, şer her şerde de bir hayır vardır. Bu statü belki bu vesileyle de düzeltilebilir. Evet, hocam ya, ya zaten ha, akıl ya. almaz bir statü ya bu. Ben anlam, Bakın, anlam veremiyorum. Bazı kararları almak zor değil. Pandemi her zaman yaşanan Yüzyılda yılda bir evet. olan bir olay. Bakın ben geçen yıl şunu bile bekledim. Likleri olduğu gibi tescil et. Evet. Yapabilirdin. Kardeşim çıkarsın dersin ki Bugünkü yaptığın açıklamalardan daha rahat açıklama oldu. Ya işte pandemi var. Evet e, Sağlık Kurulu, Birim Kurulu, işte Federasyon, e, Spor Bakanlığı falan filan dersin. E, ligleri burada tescil ediyoruz. Çünkü örnekleri var Avrupa'da. Evet Fransa yaptı. Ligleri tescil etti. Evet. Sen de tescil ed abi. Hemen oradan kafadaki takımları al üst lige. Birinci amatörden de al ne olacaktı? Ama benim dediğim şekilde bakın elinde bir stratejin olsaydı daha önceden kötü günler için bir senaryon olsaydı ve biraz da organizasyon sıkıntısı evet. da var orada. Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Ben oynatırdım o maçları. Ya bana söyleselerdi ben yapacaktım bunu ya. Hocam, ya bu da işin esprisi. 4 maç kalmış. 2 haftada bile oynatıp. Ya bal ligini, biraz. bal ligini olduğu yerde tescil et. Evet. Düşen düşsün. Düştün kardeşim. Düştün zaten çoğunun sıfır puanı Aynen. var kardeşim. Öyle, hocam. Ya Belki altta. Soğuk. Altta şey yok. Altta sıkıntı yok. Düşen evet. düşmüş zaten. Düşecek takımlar artık netleşmiş. Belki bir iki grupta sıkıntı vardı. Onu da çağırsın play out maçı oynatırsın evet. ikisinin arasında. Yenilenin gitsin aşağıya yenen kalsın. Ama birinci amatörlük ne? Burada bir de popülizm de var yani. Bak burada bir popülizm var. Şunu da söyleyeyim ben yani. Yanlış desinler. Muhammed Kışla da yanlış söylüyor desinler. Geçen yıl Kafesi seçimleri vardı ve TASK peşinden de TASK seçimleri olacak. Hayırdır abi? 108 takımı alırken evet ben şimdi aklıma geliyor öyledir demiyorum yani şimdi bak ö suçlamıyorum bak Sadece aklıma sonra. geliyor ben yani şimdi hocam. tilkiyim ya Tavuğu gördüm aklıma geldi 108 tane takımı yukarıya alırken ben tilkiyim şimdi tilkiyim ya 108 takımı yukarıya alayım da seçimlerde ben bunları yerim işte bu ya böyle popülizm bu popülist davranışlarla Bugün koskocaman bir balon ortaya çıktı. Evet. E bugün de yapamıyorsun. Niye yapamıyorsun? Ee, Mart ayından sonra kongreler olabilir. Bak. Şu an süreci sıkıştıranlar da var. Diyorlar ki. Aba altından sopa gösteren kulüpler var. Diyorlar ki. Seçimler var kardeşim. Ligi oynatma diyenler var ya. Var kardeşim, var. Bu gece açıklıyor. Söylüyorum ben konuşuyorum. Aba altından sopa gösterenler var. Ligi oynatırsanız... ...biz seçimlerde falan yere gideriz. Evet. Değer tilki ve tavuk meselesi. İşte bak burada ne var biliyor musun? Bizim Türk milleti çok akıllı zeki insanlar. Minareyi çalan kılıfı uydurur. Evet. Bu mevzu şuna benziyor. Hem elli kuruşa... ...arabaya bineceksin hem şoför mahallinde oturacaksın hem muhtarın kızını göreceksin. Bu bir e, anonimdir. Halk arasında bir şeydir. Ne ser ne yarda ne serden hiçbir şeyden vazgeçmemek demektir. Bu. Evet Hakan'cığım çok uzattım hocam, ben. Daha çok konumuz çok. Konuştunuz. Daha konumuz çok hocam. Daha konuşacağız. Devam edeceğiz. ben Benim için sıkıntı yok. Dediğim gibi zaman, zaman zamanım var mı? Zamanımız var. Zamanımız var. Tamam zaman. Problem yok. Hocam amatörlükleri de bu şekilde sonlandırıp Az önce bahsettiğimiz altyapıya geçmek istiyorum, ben o konuda da fikirlerinizi almak evet. istiyorum. Türkiye'de altyapı, altyapı, altyapı sürekli diyoruz dediğiniz gibi söylemesi çok kolay bir şey. Türkiye'de altyapı... Şimdi baktığımızda... Son zamanlarda kim çıktı? Yusuf çıktı Trabzon'dan. Abdülkadir beklenen patlamayı henüz yapamadı. Geçmiş olsun diyoruz ona da burada. <laughs> evet. Onun haricinde yıllar öncesine baktığımızda Arda Turan var. Gibi gibi sayılı çok kısıtlı örneklerimiz var. Türkiye'de Şimdi, altyapı. Çağlar soyuncular var. Avrupa'ya gönderdiğimiz. Evet, oyun... Altın ordudan. Evet. İsimleri sayabiliriz çoğaltabiliriz. Evet. Bu bizim aslında e, onlarca onlarca sayıda yetenekli oyunculardan gönderebildiğimiz 3-5 tane evet. isim ki <laughs> sana e, dedim ya altyapı derken ağzımızı iki defa açıyoruz. İki defa kapatıyoruz. Evet. Bunu söylemek çok kolay ama Türkiye'de herkesin konuştuğu ama hiç kimsenin beceremediği sadece birkaç kulübün başında altın ordu futbol kulübü ve orada da e, sayın başkan kulaklar çınlasın. Geçen yıl televizyon yanında e, canlı yayında konuğum olmuştu. E, telefon bağlantısı yapmıştım. Ee, Sayın Seyit Mehmet Özkan kulakları çınlasın. Şimdi kendisine Don Kişot diyor. Onun e, Torbalı'daki tesislerine gittik biz. Selçuk'taki tesislerine evet. gittik dedim ya hani e, Metin hocam mesaj attığında. Evet. Ben mesajlara falan bakmıyorum da ben belki bana de. mesaj geliyordur ama neyse. Şimdi dedik ya biz konuşuruz altyapı konusunda. Neden? Ee, kafa kafaya verdik. Biz üç öğretmen arkadaşız. E, Ahmet Kaya'nın bir şeyi vardır. Nazlıcan, Bedirhan bir de ben Supi mi derdi. Öyle bir türküsü vardı. Evet, evet. E, şimdi e, üçümüz kafa kafaya verdik. Yani altyapı nedir? Türkiye'de konuştu. Biz bunları hep e, böyle masada konuştuk Hakan'cığım. Belki bir gün gelecek sen de eş olmanını giyip sahaya ineceksin. Bilmiyorum hani futbolla ilgin alakan nedir? Oynadın mı oynamadın mı? Bilmiyorum. Şimdi biz buradan çıktık. Biz konuşa konuşa, tartışa tartışa eee ...başlangıç neresi? Nereye gideriz? Trabzon Trabzonspor'da altyapı evet. var. Efendim Beşiktaş'ta var. Fenerbahçe'de. Gitsen ne olacak oralarda? Yani... E, ...bir altyapı sorumlusu vardır. Bu işin fabrikasına evet. gidelim dedik biz. Bu Ana fabrikası. üretim merkezine gidelim dedik. Kalktık gittik. Kabul etti bizi. Yani aslında... E, ...Metin Hoca da bilir. Herkesi de kabul etmiyorlar... ...mesela oraya. Biz şimdi... ...üç kafadar kafa yani. kafaya verdik. Ana bir baktık. Abi havaalanından bizi aldılar. Ee, ondan sonra bizim için iki gün program yapılmış. İşte öğleye kadar hangi maçları izleyeceğimiz, öğleden sonra hangi maçları izleyeceğimiz, nerelere gideceğiz, nereleri gezdirecekler. E, ee, Torbalı'da 200 dönüm Şeftali Bahçesi'nin tam ortasında büyük bir arazi satın almış Sayın Seyit Mehmet Özkan. Oraya Altınordu Futbol Meslek Okulu bak. ...ve A'dan Z'ye aklına ne geliyorsa... ...bir altyapı için neler gerekiyorsa... ...hepsi var, hepsi evet. hazır... E, ...futbolcuların... ...orada sosyal yaşantılarını... ...futbol dışındaki sosyal yaşantı yaşantılarını... ...gerçekleştirebilecekleri... ...ortamlar... ...hepsi hazır... E, ...çünkü ailelerinden ayrı çocuklar var... E, ...onlara orada... E, ...koçları var, yaşam koçları var... E, ...yani bir sürü eğitici var... ...antrenörlerin evet. dışında beslenmeleri birinci sınıf abi adam yapmış 15 günlük şeyi asmış mutfağın e, duvarına kalori kalori hesaplanmış yani ana öğünler ara öğünler hepsinin kalori değerleri belli Ta biz dedik ya yani bunu fabrikasına gittik evet, müthiş bir sistem için i̇şte gittik süre. gördük ee, Seyit Mehmet Özkan'ın felsefesini öğrendik orada Dedi ki biz Ünye'de bunun bir mini modelini ki evet. o kadar ekonomik gücümüz yok ama bu her de, her yerde yapılıyor. Sonuçta biz de futbola sokaklardan geldik. Evet. Ben halen savunurum sokak futbolunu. Çocuklara derim sokakta çalışın. du En iyi en iyi yardımcı arkadaş e, duvardır. Mutlu. Duvara pası nasıl atarsan sana öyle geri gelir. Düzgün atarsan düzgün gelir. Yamuk atarsan yamuk gelir. Dolayısıyla eee Futbol, biz böyle eğitim verilen yerlerde, özel yerlerde futbola alışmadık. Mesela Ünyen'in futbolda değerleri var, Arif Bacacılar, evet. benim de bacanağım olur kendisine. Murat söz kesenler. Böyle okullardan yetişmediler, hep sokak Sokakten aralarında. Çıktılar. Ondan sonra arsalardan, lise bahçelerinden yetişti bunlar. Ama tabi bugün biraz daha informal şekilde, yani eğitim yapılan ki günümüz biraz daha şey oldu arsalar marsalar yok yani çocukların çok hareket edebilecekleri alanlar yok şimdi Dolayısıyla bunun için oluşturulmuş kurumlar kuruluşlar futbol okulları akademiler açıldı altyapı herkesin konuştu ama hiç kimsenin beceremediği bir konu Bununla ilgili aslında bunun altında yatan sebepler yukarıdan aşağı zincirleme yaşanan, bir değersizlik duygusu var. Şimdi altyapıdan oyuncu yetiştiriyorsun. Ee, örnek verelim. Şimdi Bursa Spor. Bursa Valla evet. açarım konuyu bir saat yetmez. <laughs> Konuşun hocam. Bursa <laughs> Bak Bursaspor Bursa Spor. Ne güzel örnek biliyor evet, musun? mükemmel. Bursa Spor'un ekonomik sorunu olmayaydı. Bugün Ali Akmanlar Mümkün değil hocam. çıkar mıydı? Mümkün Ama değil. o vakıf köylü çocuklardaki o ciğer parayla mı oynuyorlar? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bugün o oyuncuların bugün o oyuncuların değeri 6-7 tane oyuncu 10'ar 10 milyondan 90 milyon euro diyelim. Evet. Yani hepsini 10'ar milyon desek kaç tane oyuncu var? 60. Şöyle yuvarlak bir hesap yapayım. 100 e, trilyon lira diyeyim ben. Yani 100 trilyon yani 100 milyon, milyon TL'lik şey. bir şeyleri var. Evet. Şu anki değerlerini söylüyorum. Yani kaba hesap yapıyorum. Peki Bursa Spor 10 milyon TL harcamış mıdır bu sene? Harcamamıştır. Bak 10 Harcamamıştır. milyon. 100 milyon. Peki bu oyuncular Süper Lig'e çıkarsa bu rakam neye çıkar? Bu 100 milyon TL 200 milyon evet. TL'ye çıkar. Kim karda? Bak 10 milyon TL harcamamıştı. Evet. Ve birden Ali Akman'ı dünya istiyor ya. Evet. Gidecek büyük ihtimal evet. Avrupa'ya direkt. Ve öyle şey de bir hani zaruretten ortaya çıkan. Biz evet. bizde böyle de bir şey var yani. Mecbur. Biz zor da kalmayınca bir ürün ortaya çıkartamıyoruz evet. yani. Şimdi sepet örmesini bilmezsin. Hazırdan alıyorsundur. Yapanı vardır. O sanatı bilen vardır. Ama ölmüştür. Ve iş başa düştü. Ben sepet evet. öreyim. Bir bak güzel ne güzel sepet örmüşüm dersin. İşte Bursa Spor olayı Türkiye'deki altyapının en büyük fotoğrafı. Evet. Bak şimdi Altın Ordu Futbol Kulübü çok güzel şekilde bir sistemi var. Bir yapılanması var. Oyuncu yetiştiriyor. Türkiye'de ha mesela e, isimlerini duymadığımız bazı oyuncular var mesela. Üçüncülüklere ikinciliklere gönderiyor. Evet. Bu bir futbol fabrikası. Futbolcu fabrikası. O belli. Şimdi Trabzonspor'un Türk futboluna kattığı önemli değerler var. Orada da bir altyapı felsefesi olmasa onu da yetiştiremez. Evet hocam yani üç oyuncudan birinin şimdi, doğumu Trabzon yazıyor zaten. Heh, şu an süper. Şimdi liglere bakıyorsun abi sırtında 61 numarayı giymiş oyuncu o takımın en iyi oyuncusu oluyor oyun, evet. biliyor musun? Böyle de bir şey var yani. Evet. Ben hatta burada bir tane arkadaşımız vardı. E, Halil İbrahim Sönmez kulakları çınlasın. Metin Hocam da bilir, Çağlar Hocam da bilir. E, ben onu programda eleştirmiştim. Ama o sandıkla maçı rezil oynamıştı. Çok kötü oynamıştı. Twitter'dan paylaşmış. Ya işte böyle yorumlar olunca da şöyle oluyorum, böyle Hı. oluyorum. Şimdi cümlesini hatırlamıyorum. Mesaj attım. Numarasını istedim numarasına attı yazdığından da pişman oldu. Şimdi mesaj ulaştı. Aradım dedim ki Halil İbrahim kaç numaralı formayı giyiyorsun? Abi 61 biliyorum dedim. Peki dedim 61 numaralı formayı giymek ne demek koçum dedim. Şimdi düşünüyor. He, ee, 61 numaralı formayı giymek demek ne demek biliyor musun? Sağda canını dişine takmak demektir. Aytaç, evet. Aytaç şey, diyorum özür diliyorum. Şimdi ee, Halil İbrahim Sönmez. Halil İbrahim sen çok iyi oyuncusun. 61 numarayı giymeyi hak ediyorsun. Ama bugünkü bu maçta oynadığın futbol 61 numaralı formaya, formalı oyuncuya yakışmayan bir futbol. Doğru mu yanlış mı? Doğru diyorsun abi. Dedi. Bak onun için eleştirdik seni. Evet. Bak senin kapasiteni biliyoruz dedik. Solu önce sandıklı dağıldı. Ondan sonra oradan Anadolu Selçuklu Spor, oradan Konya Spor. Konya spor. Hatta Konya Spor'da bir koşu yaptı. Rekor kırdı. Hmm. Evet. O ne oldu şimdi bilmiyorum. Herhalde Rize spora gitti oradan. Ondan sonra e şu an takip edemediğimi bilmiyorum. Yani evet Trabzonspor'da özellikle Karadeniz bölgesinde eğer altyapı bugün hak ettiği şekilde yapılmış olsa evet kulüplerimizin ekonomik güçlerinden kaynaklanan sorunlar var. Bugün Metin Hoca'ya, Metin Tam Türk'ün kulübüne e, yılda 100 bin lira fazla değil ya bir futbolcu bedeli. 100 bin lirayı götür koy samimiyetle söyleyeyim oradan neler neler evet. çıkar. 100 bin liraya çok para değil ya. Bal liginde çöpten çıkarttım bir oyuncuya verdiğim para örneğin hani çöpe attım dediğin oluyor. Bazen oyuncu alıyorsun ya 100 bin lira. Ya bu ne abi? Yani bin liralık topçu değil diyorsun mesela. Evet. Yani oyuncunun performansına göre diyorum. Bunlar yaşanabiliyor mesela. Bakın bölgesel ligde, 3. Lig'de, 2. Lig'de böyle e, çöpe atılan paralar var. Tabii Süper Lig'i konuşmuyoruz. Orada milyon, milyon Ligi, dolarlar gidiyor milyonlar. yani. Şimdi e, Süper Lig'de bakıyorsun yedek kulübesinde bir bakıyorsun abi ana milyon dolarlar, milyon dolarlar çuval oturuyor ya. Ya 5 milyon, 3 milyon, iki buçuk milyon euro para vermişsin oyuncu yedek kulübesinde. Abi yedek kulübesinde ne işi var o adam? Ya oynayamıyor. Ya oynatamayacaktı. Niye aldın? Aynen öyle. Niye e, almış? belki bir belki Taylan'ın önünü kesecekti. Hadi evet. hadi buyur Hakan. Evet hocam. Belki Taylan'ın önünü kesecekti. Belki İrfan Can ne o Hatay'ın şey Göztepe'nin kalecisi. İrfan Can Boyabat. Ha onun önünü kesecekti ya. Ama kesememişler. Evet. Taylan örneği var. Yani bir sürü bizim böyle yetenekli oyuncularımız var. Milyon euro vermişsin. Geriye gelelim altyapı mevzumuz dağıtmadan. Götür bugün Metin Hoca'ya senede 100 bin lirayı hatta verirken de gözünü de kapatabilirsin yani. Ne olacak falan diye hani. Sonra çünkü mutlu olacaksın. Evet. Gördün de mutlu olacaksın. Verirken pişman ol. Hani böyle için zırlasın. Ayvay uçtu paralarım de. Ama, ama... sonra Sonradan çok mutlu evet. olacaksın. Bunu demek istiyorum. İnsan para verirken biraz böyle şey yapar. İlla. Ha Ondan sonra e, koşa koşa gidersin. Ya hocam ya işte bu ne güzel bir eser ortaya çıktı. Evet. Hocam alsana 100 bin lira daha dersin. Bak. Ünye gücü futbol kulübü. Alt Beşiktaş'a bir tane kaleci verdi. Bu sadece Peki, bir örnek. Bir örnek. Trabzonspor'a burada Metin Hoca bir tane oyuncu verdi. Aynen. Peki bizim imkanlarımız, e, gücümüz, bu bir, bu da bir de ekip işidir. Bakın aslında altyapıdaki temel sıkıntılardan bir şimdi iğneyi kendine çuvaldızı ele batır demişler. Altyapıdaki esas sıkıntı nedir biliyor musun Hakan'cığım? Bu nettir, bu herkes tarafından e, bilinir, kabul edilir. Esas olay şudur, altyapı antrenörlüğü altyapı antrenörlüğü bugün üst yapı antrenörlüğünden çok daha nitelikli, çok evet. daha vasıflı olması gereken bir yapıdır. Bir nevi insan yetiştiriyorsunuz. Tabii. E, insan ilişkilerinden tut da orada pedagojik formasyonu da evet. biricik. Biz öğretmen olduğumuz için rahatız o konuda. Öğrencinin seviyesine inebiliyoruz. Hem konuşma açısından hem de e, iletişim ve etkileşim açısından biz rahatlıkla inebiliyoruz. Onda bir sorunumuz evet. yok. Ama bunu beceremeyen antrenörler var. Bakın altyapı antrenörlüğü altındır. Altyapı antrenörlüğü altındır. Üst yapıda süperlik antrenörlüğü bronzdur. Gümüş evet. bile değildir. Ama bakıyorsun altyapıda o kadar çok iyi başarılı bir antrenörün gözü de üst yapıda. Abi sen altınsın. Senin ne derdin ya bronz ya da gümüş olma sevdanı ben anlamadım. Altyapı antrenörlüğü gerçekten... Hani bugün e, antrenörler e, futbol antrenörlü bir meslek olsun mücadelesi veriyorlar. Evet. Alın ben söylüyorum tanımlama bu. Altyapı antrenörlü bir meslektir. Bu meslek haline gelirse siz bunu özümserseniz, kabul ederseniz, gözünüz üst yapıda olmaz ise... ...hakikaten bu birim bir meslek haline gelir ve e, futbol... Kulüplerinin altyapı organizasyonları zenginleşir. Kendiliğinden bu yapı düzelir. Altyapının en temel sorunlarından biri de budur. tabi bunun için federasyon ne yapıyor? Veya e, TÜFAT ne yapıyor? Altyapı antrenörlüğü birimi diye bir birim olması lazım artık. Yani evet. e, altyapı antrenörünü özel yetiştirmen lazım. Herkese vermişsin. E Grassroots C, UEFA B, UEFA A, UEFA. Işte, pro bunları verdin abi. Altyapı antrenörlüğünü. E, kurslarını aldığın zaman bir kere öncelikle Besyo antrenörlük bölümü mezunlarından pedagojik formasyonu olanlar özellikle. Evet. Tercih et kardeşim. Santen antrenman bilimini biliyor pedagojik formasyonu da var. O da var. Bu adamı kursa aldığında direkt bunu şeyden eşdeğer kıl. Öyle CM değil ya. A ile eşdeğer evet. ya. Bu adamın seviyesi A diploması olsun. Eğer çok e, altyapıda çok 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 e, bir performans gösterirse belki bir hocanın da ileride gelecekte altyapıda uyguladığı modeli belki bir e, profesyonel takımda icra etmek isteyebilir. Bir de kendimi orada görebilirim. insanın şeyi fıtratında vardır bu. Evet. Bu nefistir yani. Şimdi onu isteyecek. Bana Trabzonspor'u verseler almıyorum demem mesela hani yani. <laughs> ha, örnek söylüyorum yani. Hayır ya bu insan nefsinde vardır kastettiğim şudur. Altyapı antrenörlüğü kesinlikle diğer birimlerden ayrılmalı, başlı başına evet. bir eğitim modeliyle desteklenmeli. Orada bir fes işte bak Türk Türk futbol ekolünü buradan başlatacaksın. Altyapı antrenörlüğü modülünü geliştireceksin. Evet. Ve orada bu işi orada şekillendireceksin. İşte orada sürekli sürekli orada eğitim de vereceksin. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun e, antrenör eğitmenleri var. Tudorlar var. Şimdi bu adamlar da akademik e, tarafları güçlü. Mesela Nedim Karadeniz hocam var. Bu da mesela işin mutfağından gelme. Dolayısıyla e, dinliyorsa e, yani dinlemiyordur. Bizi nereden bulacak Nedim hoca şimdi aklıma geldi. <laughs> <laughs> Eğer e, Bunlar buna önderlik yapması lazım. Bir şekilde haberleri evet. olacaksa. Bugün ben federasyonda olayım. Federasyonda yatanları tekme tokat <laughs> abi ne biliyor musun? Hakan'cığım belki özellikle bak bunu ulusal kanalda da konuşurum. Bak yanlış anlamamış. O federasyonda birçok birimdekileri o yatanları tekme tokat kovarım. Niye kovarım? Diyorum ya böyle bir salgın yaşanmış. Olmuş. E, bir strateji geliştirmemişsin. Bir senaryon Yok. Evet, yok. Abi federasyonda e, orada iş yapanlar ne yapıyorlar? E, bunları bu beyin jimnastiğini yapmıyorlar mı? E, altyapıyla ilgili, e, altyapı antrenörlüğüyle ilgili neler yapabiliriz gibi düşünceleri yok mu? Yani e, hiç konuşulmuyor mu? Veya harekete geçil ya mu, mu, mutlaka bizim gibi ya sadece kafası çalışan ben değilim ya. Bu şeyin tozunu yutmuş bir sürü insanlar var. İlla Aslında burada çok net bir cümle de kullanacağım. Bakın, TASK'larda, Türkiye Futbol Federasyonu'nda ve bugün futbol il temsilciliklerinde yıllardır görev yapmak sevdiğim insanlar da var bunların içerisinde. Artık hizmet ne olmuş biliyor musunuz? Şu hale gelmiş. Bir zaman sonra insanların işe sarılma şekli hevesleri biter. Şimdi Ali Düşmez yıllarca TASK'ın başkanı. Evet. 2012 yılından beri. Abi insanın bir zaman sonra gazı kaçar. Aynen öyle sıkılmıştır zaten. Yani şimdi hevesli insanları. Bakın Futbol Federasyonu'nda hevesli insanlar orada olmalı. Hevesli ve e, idealize olmuş evet. futbol konusunda idealize olmuş e, analitik düşünebilen stra strateji üzerine çalışabilen bu şekilde idarecilerle orayı tah tahkim etmeli yani eğer futbol çok gerekliyse ki yani bugünkü evet. bulunduğumuz toplumda gerekli diyoruz çünkü bir sürü sebep sıralayabiliriz şu an burada diyebiliriz ki e, nedir e, çocuklar artık Tablet başında, telefon başında, bilgisayar başında işte statik bir hayatın içerisinde çocuklar için yeterli alan yok. Bu enerjilerini atmak için futbol veya diğer spor dalları veya işte bir takım eğitici kurslar, işte gitar çalma şunlar evet. bunlar hepsi sosyal faaliyettir bunların. Bunlar hepsi gereklidir. Eğer futbol e, gerekliyse bugün bir e, yaşam haline, yaşam döngüsü, ve süreç haline geldiyse o zaman e, burada hevesi olmayan insanları tutmayacaksın. Evet. E çünkü bu işe girişeceklerin de hevesi var. Tabii ben ben yani. şimdi e, ben geleceğim 60 yaşına 50 yaşındaki Muhammed Kışla'daki hevesi bulamazsın. Sen beni götür taskın başına ya da federasyonun başına koy beni. E, toplantılı yapın ya işte e, idare edin. Evet. Ya ne şiş yansın ne kebap yansın. Ya mevzu ona Abi, olmaz ona ki. Bakın buraların çok büyük sorumlulukları var. Bakın bir gençliğin altyapı diyoruz da konumuz altyapı. Evet. Bir neslin sorumluluğunu eğer omuzunuza aldıysanız orada rahat uyku uyuyamamanız gerekir. Çünkü konu olan Türk gençliği, Türk toplumunun çocukları. Bugün sahip çıkmazsan gelir başkaları sahip evet. çıkar. Çocuklarını zehirler. Niye 15 Temmuz'da biz neyin sıkıntısını çektik? İşte Gençlerimizi bir milli düşüncenin, e, manevi düşüncelerin etrafında tam bir potada eritemedik. E, birileri çekti, beyinlerini satın aldı. Uyuşturulmuş hale geldi. Yani bugün e, Selçuklu dizisinde, TRT1'de izliyoruz. Yani evet. Hasan Sabahlar'ın e, mevzu uzun aslında da girmiyor. Bazıları bunu yanlış da anlayabilir. Yani ölmek, ölmek diyor öldürmekten daha önde gelir diyor. Suikast yapıyor, kaçmıyor. Niye? Çünkü ona öyle aşınlanmış. Beyni satın alınmış. Evet. Bakın, mevzu gençlerimiz, mevzu çocuklarımız. Ha sporla alakalı sıkıntılar, sorunlar olmaz mı? Bu, bu gençlerin, bu çocukların onların da önüne geçeceksin, bir takım istismarların önüne de geçeceksin. Yani ee, bu bir taraftan yaparken bir taraftan açılacak deliğe artık beş parmağın var. Birini oraya sokacaksın, birini oraya sokacaksın. Yani e, çok yönlü, çok yönlü düşünmek gerekiyor. Mutlaka. O yüzden Hakan'cığım altyapı konusu gerçekten çok uzun bir konu. Ünye'de altyapı nasıl olur? Konuşuruz. Günlerce konuşuruz, evet. saatlerce konuşuruz. Ama bugün şu var, özele iniyoruz. Ünye FK... Ünye Futbol, Kulübü, evet, Ünye Futbol Kulübü. Ünye Futbol Kulübü. Gücü Futbol Kulübü altyapısı olanları söylüyorum. Fevşakmak e, Ünye 1950. Evet. Bizim şunu yapmamız lazım artık. Bu yönetime de çağrım olsun. E, gelecek ile ilgili planlamaları nelerdir? Muhtemelen bunlar vardır ki Metin Hoca ile böyle bir iş e, işbirliği içine girdilerse orada bir altyapı cümlesi vardır. O ona evet. bir paragraf açılmıştır. Bizim Ünye'de Ünye 1957 Spor. Adı da bunu inşallah değiştiririz ama. öyle bir konu var. Yani değiştiririz de zor yani. Profesyonel lige çıkmamız gerekiyor. Öyle de bir sıkıntı var bu da böyle değiştiremiyoruz. Ünye Spor diyorum ben. Evet, Çünkü Ünye Spor'un manevi hatta Ünye 1957 Spor'un logosunu ben yaptım. O logo bana ait. Yani dedik ki bu belediyenin evet. şeyini koymuş. Onu oradan alalım işte o çınarın tam ortaya kalbin geleceği oraya koyalım. Ben yerleştirdim hazırladım o şekilde. O logo bana ait. sağlık hocam. Evet. Şimdi dedi ki Ünye, Ünye, Ünye Spor'un manevi mirası üzerinden biz yaşıyoruz. Biz yaşıyoruz. Biz Ünye Spor'u bu şekilde yaşatırız dedik. Altyapıyı biz Ünye Spor'un e, altyapısı olarak orayı cazibe merkezi haline getirmemiz lazım. Evet. Diğer kulüpler yandan e, destek vermesi lazım. Yani Ünye'de altyapı Ünye spor altyapısı olmalı. Ün... Kesinlikle evet. Evet. Fevzi oyuncunun da hedefi Ünye spor altyapısı olmalı. olmalı. Ünye Futbol Kulübü'ndeki de Ünye Gücü Futbol Kulübü'ndeki evet. oyuncunun da e, gözü orada olmalı. Ben hedef gösteremiyorum. Şimdi ben bir tane Beşiktaş'a oyuncu vermişim. Verebilmişim yani. Nasip olmuş. Belki benim gönderdiğim oyuncu yani onun gibi nice yetenekler evet. var. Tamam başardı. Helal olsun. Ve inanıyorum ki Süper süperlikte oynayacak. İnşallah. Ve e, yani bizim dediğim gibi ne yeteneklerimiz var. Bak ben şimdi Ünye Gücü Futbol Kulübü'nde öyle yetenekler var ki bizim e, kulüp başkanlarımız gelse ağzı açık kalır. Bir isim isimler öyle, isim, öyle şeyler var ki akıllara zarar. Ama buna bakmamız lazım. Aynen öyle bakmadan şu an 3 4 tane çocuk var ki bugün görse Altın Ordu Futbol Kulübü var ya. Havada. Davuz gelir Hava. alır götürür. Ama veremiyoruz. Niye? Çünkü bu çocukların yaşları daha küçük. Küçükler. Yani 2009 doğumlu çocuk halen annesinin gözünün içine bakıyor. Evet. evet. Nasıl gitsin Nasıl e? gitsin? Ben şöyle söylüyorum yani çocuk lise başlangıç yaşı geldiğinde evet, gidebilir. O zaman. Çünkü artık anne evet e, genç bir erkek oldun. Artık e, hayata e, tutunabilirsin diye gönderebilir. Evet. Çünkü gözü arkada kalmaz ama hani ilk, ilkokul 4 5. sınıf 6. sınıf 7. 8. sınıf çocuğunu gönderemezsin. Dediğim gibi gelseler görseler bende var. Bende var iddia ediyorum. Van Ünye Spor Kulüp Başkanı. Kendi kulübünü sayılır. Ünye Gücü öyle Futbol yani. Kulübünde altyapıda öyle akıllara zarar öyle yetenekli oyuncu var ki Türkiye'yi sallar, ayağa kaldırır. Ama bizim bize düşen görev şu. Biz bunları Ünye Spor'a hazırlamalıyız. Evet. Hedef orası olmalı. Hedef Ünye Spor olmalı. Ve bu çocukları kaybetmemeliyiz. Daha şu ana kadar kaybettiğimiz çocuğumuz yok. Evet. Allah şükür yok. Ama halen elimizde olduklarından şeyini görmedik daha. Hani o 14 yaşından sonraki o ergenlik dönemi e, altyapılarda en büyük sıkıntı odur. Doğru. Çünkü çocuğun Sonra anatomik konuşalım. yapısı işte hızlı boyatması, kemik gelişimi falan orada değişiyor. Bir bakıyorsun hele ses de kalınlaşınca oyuncu sahada tanıyamıyorsun evet, bile. Evet. Gördük yaşadık çünkü. Biz ünye futbol kulübünü Çağlar Hocam, Metin Hocam birlikte kurduk. Yani altyapı şeyine orada başladık. Yani o felsefe e, orada ihdas edildi. Orada kuruldu. E, Metin hocam halen sürdürüyor. E, o gün için Doğruydu belki bugün için yanlış olabilir. Bir fikir ayrılığı yüzünden biz ayrıldı Ama Metin hocam aldı orayı götürüyor. Bak biz burada dünya gücü futbol kulübü, kadın futbol takımı, evet. voleybol takımı. E, yani birlikte olsaydık belki çok daha farklı şeyler olacaktı. Belki çok örnek bir şey olacaktık yani. Yani birlikten kuvvet doğar mı? Böyle M durumlarda M parçalanmamak da lazım. O gün için doğruydu ama belki bugün için yanlıştı. Bunu da söyleyebiliriz. Ama bizim arkadaşımız orada mücadelesine devam ediyor, devam ediyor Evet hakkını veriyor ve e, herkesin de ona yardımcı ve destek evet. olması lazım. Evet. Hocam program süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama bitirmeden o kadar, önce. O ben... kadar oldu mu? Oldu hocam, evet. Oldu ama bitirmeden önce tabii konuşmamız gereken tabii, önemli e, bir konumuz daha var. Ben evet dinliyorum. Mesaj falan yani. var mı yani biz öyle yazan eden falan biz paylaşamadık canım, biz bir yerde çok da. Yayınımıza tabii ki geliyor yorumlar çok fazla. <laughs> Tuna kaçan balık büyük olur hocam en büyüğü yanınızda demiş sağ olsun biz de bir dönem oynamıştık arkadaşımız. Ya sanki altyapılardan hatırlıyorum Hakan hiç yabancı gelmedi. <laughs> hocam oynamışlığım var da öyle fazla ileri gidemedik. Çok tabii. değil. Evet. Ama e, sahaya inmişsin. Evet yani. sahaya indik biz de dönem dönem ondan sonra. Çınarlık'ta falan mı oynuyordun? Yok bir, bir ara Gençler Birliği'nde bir geçmişim oldu. Ondan önce Ünye Spor'da. Yine Ünye Belediye Spor geçmişim var da o zaman da çok ufaktım. Evet. Öyle geçmiş. Sağlardan oldu. hatırlıyor gibiyim ben. İlla ki yani, görüşmüşüz. Evet, şimdi biraz büyüğüm, bayağı büyüğümüz. Evet. Yani. Yani. <laughs> evet. Buyur. Hocam. Türkiye'de kadın futbolu yani böyle bir gerçek var pek biliyor muyuz aslında bilmiyoruz evet. ama Hatta bu sene Şampiyonlar Ligi'ne de katılan bir takımımız oldu. Evet, ALG Spor. ALG Spor. İlk turda elendi hocam. Hani Avrupa ile baş edebilecek durumda değil miyiz? Veya baş edilebilecek yatırımlar var mı? Geleceğe dair planlamalar var mı? Şimdi bakın, kadın futbolu bugün gerçekten çok sancılı bir süreç yaşıyor. Geçen yıla kadar çok mu iyiydi? Hayır, iyiydi değildi. Biz Kadın Futbol Ligi'nde 3 sezondur oynuyoruz. Bu dördüncü sezon evet. olacak. Yani öncesini çok bilmiyoruz. Ee, sağ olsun Özcan Türkmen hocamız sayesinde Kadın Futbol liglerini tanıdık. O ordu ilinde bu işin e, kompendanı diyelim. Yani duayeni diyelim. Çünkü orduya kadın futbolunu getiren, tanıyan, tanıştıran e, Özcan Türkmen hocam. Sonra Gattuso Hakan, Hakan hocam. E, o Konuya bizden biraz daha vakıf. Çünkü Türkiye'de e, Gattuso Hakan'ı kadın futbolunda tanımayan yok. Evet. Çünkü çok e, net, e, çabuk, beşeri ilişkiler kurabilen, herkese koşan, herkesi e, kadın futbolu konusunda e, istişare yapabilen, paylaşabilen bir arkadaşımız. Ben o kadar hani içeride çok fazla e, vazifemiz olduğu için, Tabi bizi de tanıyorlar ama Hakan Hoca herhalde 10 tanınıyorsa biz 2 tanınıyoruz yani. Dolayısıyla e, kadın futboluyla ilgili bizim e, ilk lige girdiğimizde bir cümlemiz vardı. Kadın futbolunu Ünye'de test ediyoruz dedik. Evet. Bu liglerin bu yapılanmanın e, federasyondaki temsil şeklini e, hiç araştırmadan etmeden biz Ünye'de e, hatta Kaledere İlkokulunun bahçesinde başlayan Kaledere İlkokulu'nun arka tarafında metruk binada e, kenarında sigara içen kızları yakalayıp sahaya indirmekle başlayan bir süreç. E, tabii bizim aslında amaçlarımız çok çok farklı. Yani bugün normal bir futbol kulübünde çok farklı bir hedefimiz var. Onlara ayrıca geleceğim evet. tabii. E, ilk yıl test ettik. Biraz bizim için sancılı bir süreçti test ettiğimizde şunu gördük. Bak ee, biz bu liglerde 10 yıldır, 15 yıldır oynayan kulüplerden bir adım öne çıkmışız ilk sezon. Şöyle. Biz Ünye şey ısıtında maçlarımızı oynaya başladık, oynamaya başladık. Evet. Çünkü e, Türkiye liginde oynuyorsun. Amatör ligde değil. Evet. Direkt TFF Kadınlar 3. Lig adı. 3. Baktık ki müsabaka e, sistemi falan. Hani U11 maçı oynuyorsun ki, evet. U11 maçı. Müsabaka sistemi öyle. Şey ama nasıl sistemi? Hani bal ligi maçlarında bal ligi denetçisi olur. Evet. Maç öncesi eşgüdüm toplantısı falan yapılır. Evet. Biz hep öyle bir şeyler bekliyoruz. Hani olayın içindeyiz Ona böyle bir şey yok. Geliyor üç tane hakem. Çalıyor düdüğü. Başlıyor, bitiriyor. Çıkıyorsun dışarıya. Oynuyorsun. ha Kurallar her şey aynı. Onda evet, sıkıntı toka. yok. Ben müsabaka oynatma sisteminden bahsediyorum. Bu benim çok ağrıma gitti. Bir de bizim maçlara burada oynanıyorsa ordu bölgesi hakemi geliyor. Tokat'a gittiysem Tokat bölgesi hakemi geliyor. Bakıyorum orduda da beni doğuruyorlar. Tokat'ta da doğuruyorlar. Allah Allah. Ya ne yapacağız? Ne edeceğiz? Falan filan. Tabii biz Gattuso Hakan'la falan çok kafa kafaya verdik bu konuda. Hakan... E, yurda kullan. Şimdi kattuso diyor evet. ve samimiyetime istinaden evet. yanlış anlaşılmasın. Diyoruz ki bölgesellik müsabaka sistemini burada uygulayın. Nedir? Bal ligindeki gibi denetçi gelsin. Evet. Kadınlarımızın genç kızlarımızın kıymeti bu mu? Yani sonuçta bu. Bu ne saçmalık? Varmış. Ya bu ne perhiz? Bu ne lahana turşusu? Ya böyle bir şey olabilir mi? Sonra Tabi biz ünye şehir stadında maçlara çıkıyoruz. Allah razı olsun. Gençlik Spor İl Müdürümüzden. Bak e Aydın Kuyumcu. Gençlik Spor İlçe Müdürümüzden. Allah razı olsun. Niye bak? Ünye gücü futbol kulübü kadın futbol takımı daha önce hiçbir erkeğin girmediği, hiçbir erkeğin soyunup giyinmediği ve e hiçbir erkek sporcunun ya da takımın duşuna girip duş almadığı bir soyunma odasında giyinmeye ve soyunmaya ve duşunu almaya başladı. Evet. Bununla ilgili çok güzel de bir anım var. Şimdi ilk maça çıkacağız burada. Rakipler çok iyi ama biz de burada. Fark yiyeceğiz o belli de. Abi taktik tahtasına bakıyorum. Taktik tahtasına kalem yok. Ana kalemi unutmuşuz. Ya taktik tahtasına çalışmam lazım. Oyuncuya evet. herkesin nereye koşacak? Ee, savunmaya dönerken nasıl pozisyon alacak? hücuma nasıl çıkacağız? kim çıkacak? ne diyecek? şey yok. kalem yok, kalem. sonra ne oldu? İlk hocam? maç. Kızlardan biri ruj getirdi. Rujla. Yemin ediyorum onun resmi <laughs> duruyor. Olaya bak sen. Ruj geldi ve ben ya bu çok özel bir şey. Yani ilginç bir şey. Evet. Yani bu yaşanılması bir şey. Bunu böyle kurgulasan olmaz. Abi oyuncu dedi böyle hocam bende dedi şey var dedi ya ruj var dedi. <laughs> Müthiş bir. Şimdi ruj nereye sürülüyor onu da bilmiyorum yani ne bileyim ben. <laughs> ruj geldi hakikaten pembemsi böyle bir fosforlu falan da. Dedim kız sen var ya sen. Onun fotoğrafı duruyor benden. Tahtaya taktik tahtasına kadın ünye gücü kadın futbol takımının ilk maçının taktik tahtasını biz rujla yazdık. Müthiş sadece. Evet yani <laughs> Sonra e, tabii biz gelen beş atıyor. Direniyoruz. Şudur budur. Neyse o tabii buradaki oyuncularımız da falan. Daha ligin yenisiyiz. Deplasmana gidiyoruz. Olaya bak. Bak biz bir adım önde başlamışız. Abi sentetik saha. Kenar köşe sem sahası ha. Ondan sonra soyunma odalarının camları kırık. E ee, az önce müsabaka oynanmış. Erkekler afedersin iç çamaşırını atmış unutmuş oraya. Çıkartmış ya ha. da e, şortun içindeki astarı kopmuş gördüm yani ilk gittiğimde asmanda. Gördüm. Lavabolar rezil, kirli, duş alma şansın yok. Allah'ım dedim bu nasıl birlik? Bu denetlenmiyor Çok mu ya? Et. Ben şimdi herkesin e, kız kardeşi var, kız çocuğu var. Ya bu kadın futbolu buna mı layık? Biz bir baktık. Bütün rakiplerimizden bazılarını tenzih ediyorum. Yani şimdi bizim Ordu ilimizde bu kadın futboluna verilen önemin de göstergesi bu. Ordu ilinde bu anlamda sıkıntı yok. Evet. Gittiğimiz yerlerde gördük. Onlar da bu konudan rahatsızlar. Hani şimdi o kulüplerin suçu değil ki bu. Şimdi örneğin Erbaa'ya gittik. Niye Erbağ Şehir Stadı'nda oynanmıyor maçta dış e, sentetik sahada oynanıyor? Evet. Ne alaka kardeşim? Niye orada oynatıyorsun kadın futbol takımının maçlarını? Yani Erbağa İlçe Stadı'ndan yani e, çok mu şey bu çocuklar? Bunun mücadelesini verdik. Yani buna karşı çıktık. Halen de karşı çıkıyoruz. Halen kadın futbolun en büyük sorunu budur. Bakın şu fotoğrafa baktığın zaman kadın futbolun notunu verirsin zaten. Evet. Sonra şeyi öğrendik biz. E, ALG Spor'u sordun niye başarısız değil. İşte bak bunları bak, örneklendirelim. Bu Şimdi ALG Spor e, geçen yıl lig tescil edildi. E, Beşiktaş'la Beşiktaş'ı yenmişti. Evet. Ve Şampiyonlar Ligi'ne bir takım gidecekti. Bir puan zannedersem bir puan önündeydi. ALG Spor Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Bakın e, ilk turda elendi. Evet doğru. Oyuncu niteliklerimize bakıyorsun. Evet Avrupa'daki kadın futbolundan geriyiz. Niye geriyiz? İşte anlattığım sebeplerden yani dolayı geriyiz. Şimdi olursa... he, bakıyorsun kadın futbol lig piramidine bakıyorsun. Alttaki ile üstteki arasındaki fark uçurum. Evet. E, oyuncuların oyuncuların antrenman olanakları kullandıkları sağla e, müsabaka sistemi. Evet. Dahasını söyleyeyim. Bak e, bir levele biz ikinci lige çıktık. Geçen yıl en yakın rakibimize 11 puan fark attık. E, 14 maçtan 13 galibiyet bir beraberlik. 40 puanla biz üst lige çıktık. Türkiye'deki e, üst lige çıkacak 3 takım vardı. Bunların ikincisiydik biz. Yani puan olayına göre. Neyse oradan da alttan da takımlar çıkartıldı. İkinci evet. İkincilikte şu an 31 takım var. Burada e 4 grup yapılacak. Statü nasıl o, hocam? İşte statü yazılmadı henüz. Yani, o, evet. o o o konu muallakta. Oraya şu yine giriz. Günü... O da ligde. Tabii. Şu an aynen Mart ayını bekliyoruz evet. biz ama ben şunu söyleyeyim. 15 Şubat'ta bir sahaya inmek zorundayız. Oyuncularımı lisanslarını e, lisanslarını vizelettikten sonra evet. ben sahaya inmek zorundayım. İnerim. Federasyon bakın bugün e, halen arkadaşlar tırmalıyorlar. O ona yazıyor, o ona yazıyor. E i̇şte birincilik oynanacakmış falan. Bu işi sulandıranlar da var yani. E, hemen şöyle söyleyeyim. Yani var mı orada not kağıdı? Ş not şöyle. Not Benim not. kağıdımda boş yer kalmamış da. Şöyle şimdi. Bir. E, balık baştan kokar. Balık baştan kokar. Türkiye Futbol Federasyonu'na biz diyoruz ki... Kadın futbol departmanın var mı? Yok. Hayda gördün mü şimdi bak kadın futbol departmanın Başla yok. Bitti zaten. Çizdim abi. Niye yok. yok? Şimdi bunun mücadelesini veriyoruz. Ağzımıza bir bal çaldılar. Dediler ki kadın futbol departmanını kurduk. Başına da milli takımlar teknik direktörü Necla Güngör Kırağası'nı getirdik. Bu ne ya? Niye? Ya bu huyunuzdan vazgeçin. Niye vazgeçmiyorsunuz kardeşim? Necla Güngör Kırağası milli takımdan uğrasın. Eğer, Bana kadın futbol departmanını kurduğun zaman onun başına gerecek, gerçekten orada bak işte böyle diyoruz ya işte salgın oluyor bilmem ne şu oluyor bu oluyor. Ya sen milli takım hocası milli takım kampına gidecek. Departmanın başında bulunacak. Böyle bir seçim yapılabilir mi? Hadi ona da tamam. Herkesin görevi ayrı hocam. Evet, hadi ona da tamam. E, kurmamışsın abi. Ha o da yalan. 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 Kurmamışsın. Şimdi bak. Avrupa'da bu iş nasıl böyle? Şimdi Avrupa niye başarılı? Bunu da söyleyeyim. Evet. Bunu söyledikten sonra zaten olayı çözeceksin. Neden? Diyelim ki İngiltere. İngiltere örnek. İngiltere e, Futbol Federasyonu İngiltere Futbol Federasyonu'nda kadın futbolu federasyon başkanının Yanında başkan vekiline bağlı. Yani şimdi federasyon başkanı var, onun vekillerinden, başkan yardımcılarından bir tanesine bağlı evet. ve departmanı var. E peki kadın futbol kadın futbolu Türkiye'de nasıl temsil ediliyor? Futbol gelişim ligleri kapsamında bu nedir ya? Ya sen ulusal lig, lig oynatıyorsun, şampiyonlar ligine takım gönderiyorsun. Evet. Futbol gelişim ligleri başlığı altında bak futbol gelişim e, direktörlüğü onun altında bir müdüre bağlı. Vahit diye bir kardeşimiz var orada. Neydi? Vahit Mert miydi? Geçen yıl bir statü yazdı. Dedim Vahit kardeşim senin yazdığın statüden ucu açık. Bak ben öğretmen adım. Ucu açık. Böyle... Bak ben senin dediğin gibi, senin yorumladığın şekilde oynayacağım başımı beleya sokmamak için. Ama e, burada çok e, AFDK'ya amatör futbol futbol disiplin kuruluna çok e, dosya gidecek. Evet. Buradan işte üst kurula tahkime falan gidecek. Benim dediğime geleceksin dedim ve benim dediğime geldi. Niye? Çünkü ucu açık bir statü yazmışsın sen. E, ihlal olmuş rakip takım. O, onların anlattığı usule göre itirazda bulunmuş. Öbür takımda savunma yapmış. Demiş ki statünün bu maddesinde evet yaşı küçük oyuncular var ama 90 dakika oynayacak kesin oynayacak diye şart yok. O yüzden demiş ben son 3 dakikada alırım Değil kardeşim. Yani, evet. Aynen benim dediğim gibi tahkim kurulundan döndü ama ben ne oldum 4 hafta. Ee, ilk 11'imden mahrum oynadım mesela. Bak ben ilk dört hafta 5 gol yedim. Yediğim gollerin, 5 gol yedim boyunca dör, ilk boyunca. ilk dördüncü, dört hafta i̇lk yedim. Dört Neden? Hafta. Çünkü yaşı küçük oyuncu oynatmak zorundaydım. Evet. Kaleye yaşı küçük oyuncu aldım. Ee, savunmamın veya orta sahamın veya kenarda oynattığım oyuncu mecburen öyle kullandım. Oradan verdiğim açıklardan gol yedim. Dör, dördüncü haftadan sonra Ünye gücü futbol kulübü hiç gol yemedi. yemedi. Şimdi yani şu olayı ana İngiltere'de e, federasyon başkan vekiline bağlı e, kadın futbol departmanı Türkiye'de futbol yani bırak e, bir e, yönetim kurulu üyesine bağlı olmayı bırak başkan yardımcısını geçtik. Futbol gelişim direktörlüğü altında bir müdüre bağlı. Bir müdürlüğe yani orada bir kişi var yani. Evet. Bu nedir ya? Sen üç tane lig oynatıyorsun. Şampiyonlar Ligi'ne kameraya doğru dur duruyor muyum onu Söyle. da bilmiyorum ama. Şöyle soracağım. Ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bizim kadın futbol ligi grupları var. Yazıyorlar yazıyorlar çiziyorlar. Yani izleyen dinleyen mutlaka var bu akşam ben gruba attım paylaştım. Abi bu var bu var bu var. Bir de kulüplerin yapılanmasında sıkıntı var. Şimdi geçmiş yıllarda ne yapmışlar? işte deplasman işte konaklama ve seyahat giderleri ödeniyor kulüplere ama bazı kurnazlar hatta 2-3 tane kulüp kulüp kuran bakın şahsa münhasır kulüp mü olur yani tüzel kişiliği bir kişi kurmuş eşini amcasının amcasının oğlunu öyle yönetim kurulu üyesi yapmış işte maçlara gidiyor Aynı oyuncularla bir kısmını oraya götürüyor, birini oraya götürüyor. Şimdi sahaya 9 kişiyle çıkıyor. 18 kişi üzerinden konaklama gideri alıyor. Konaklamıyor, bir arabanın içinde yatırıyor. yatırıyor. Ee, ve ekmek arası veya evde işte köfte yapın, sandviç yapın, gelin. Ee, ve bu paraları, bunu kazanç kapısı haline getiren var. Şimdi suç kimde? Bir kulüplerde iki kulüpleri denetlemeye denetlemeyen ve adam gibi kadın futbol departmanı kurmayan federasyonda bu vebali kim çekecek biz mi çekeceğiz bak ünye gücü kadın futbol takımı ünye gücü futbol kulübü nereden nereye geldi evet. e, kulübündeki yöneticilere bakıyorsun bakın sabahleyin benim kulüp başkanım Hüseyin Gerçeker e, yayına çıktı konuştu anlattı Bizim kulübümüzü yönetim kurulundaki kişilere bakıyorsun bugün hepsi kendi alanında iş dünyasında kendini ispatlamış evet. insanlar ve bir ağırlıkları olan insanlar. Şimdi biz de kulübü kurarken başlangıçta bu şekilde kurduk ama bizim amacımız şu değildi bir kuruluş yaparsın. Bir felsefe ile bir yol haritasıyla yola çıkarsın. Ama Ünye'de bu işi yapıyorsan e, mutlaka e, netice alacaksan bu yapının içerisine bu insanları katman gerekiyor. Bakın e, Ünye Gücü Futbol Kulübü bugün Avrupa Birliği Erasmus Sports Projesi'nin içerisinde olan bir kulüp. Yani bu öyle e, hafif bir olay değil evet. mi? Evet. Dün akşam biz ee, Yunanistan Atina Tesele Üniversitesi önderliğinde Zoom üzerinden toplantımızı gerçekleştirdik. Ee, i̇şte İrlandası var, İtalya'sı var, e, Kıbrıs'ı var, Yunanistan'ı işte birkaç ülke var bu şekilde bu projenin içerisinde. Biz e, durmuyoruz. Biz gerçekten işimize ciddi sarılıyoruz. E, hedeflerimiz var. Bir plan ve program dahilinde hareket ediyoruz. E Şimdi bir bize bak. Ee, bir de e, diğer kulüp yapılanmalarına bak. Evet. Ama e, burada sorun nereden kaynaklanıyor? Diyoruz balık baştan kokar. Baştan koka. Şimdi kadın futbol ben e, Beşiktaş'ım. Türkiye'de sadece Beşiktaş'ın şeyi var. E, kadın futbol takımı var profesyonel takımlardan. Altı ay Kurdu 3. başlayacak. Trabzonspor'un varmış, kapatmışlar. Galatasaray'ın tescili var ama lige katılmıyor. Bak altyapısı var Galatasaray'ın. Ve Galatasaray'ın kadın futbol tescili var ama lige katılmıyorlar. Lige katılmıyor. katılmıyor. Niye katılmıyor dersin? Niye hocam? E, abi kadın futbol departmanın yok. Evet. E, bu yapı bozuk. Bu Şimdi bir de yer bizim yeralnız. Kulüpler Birliğimiz var. E, kulüpler Birliğimizde sürekli e, bir şey var böyle bir onları da tam çözemedik yani. Orada çok kıymetli değerli arkadaşlarımız var. Suat Bey var sürekli görüşürüz ederiz. Ya bir yerlerde bir sancı var sıkıntı var. Onlar da talep e, talep ediyorlar. Mesela bizim bu söylediklerimizi dile getiriyorlar ama e, bu adamları da kandırıyorlar. Ya şöyle de bir durum var yani hani bazı insanlar bu işleri çok kolay suistimal edebiliyor. Ben federasyona yakın olayım. Benim işim görülsün. Aynen öyle, Zaten bu Kendime işler bakın federasyonun Türkiye'de en büyük sıkıntısı Federasyon İstanbul'da abiciğim. Evet. Şimdi benim kulüpler Birliği'm olsa ne olur, olmasa ne olur. Şimdi bal tutan parmağını yalar misali. Gerçekte bu yani yalan desinler. Şimdi kulüpler Birliği'nde, orada yönetimde bulunan arkadaşlar iyi niyetli olsalar da o e, futbol federasyonu yöneticilerinin karşısına geçip de şu ben en çok kızdım biat. Bana ne federasyon başkanından kardeşim? Ya biat etmeyin bir yerlerde birileri. Evet. Ya biat etmeyin hakkınızı hukukunuzu arayacaksanız. Ben çıkıp bugün hepsinin hakkında konuşabilirim. Ne yani e, neden çekiniyorsunuz? Şimdi kadın futbol e, kulüpler birliğinden sürekli talep ediyoruz. Bu taleplerimiz yerine getirilsin diye. Bak ben diğer sancıları konuşmuyorum çünkü baş yok. E baş olmayınca, e baş olmayınca bu organizma nasıl hareket edecek? Bak şimdi ilkokulda öğretiyoruz. Belki sen de öğrenmişsindir. Organizmayız. Bunun en altında biz varız. Bak hücreler, bak hücreler dokuları oluşturur. Evet. Dokular organları oluşturur. Organlar sistemleri oluşturur. Sistemler de bir araya gelir organizmayı oluşturur. Yani insan vücudu evet. ortaya çıkar. Şimdi biz hücreyiz abi. Hücreyiz. Baş arıyoruz. Baş yok. Bakıyoruz baş şey görevi görüyor. Hani sistem dedik ya boşaltım sistemi. Yiyor, tüketiyor. Evet. Yani ne demek istediğimi anla yani. Örnek verdim aslında. <laughs> çok komik de bir şey şimdi. Ben baş yok burada bak. Adam benim gibi yani şöyle diyeyim e, sistem olabilmiş yani e, sistem bile olamamış. Belki bir doku yani şöyle bir parmak gibi bir şeysin sen şimdi. Kadın futbolunu anlatıyorum. Kadın futbolunu anlatıyorum. Benim şurada beyne bağlı bu organizmanın o beynin yanında mesela kalp olmam lazım benim. Yani dolaşım sistemi evet. olmam lazım. Doku olarak kalmamam lazım. Ama doku yani olarak kaldı. temsil ediliyor. E, o zaman e, yukarıdan bana e, beni organize edecek veya beni o organizasyon içinde daha aktif hale getirecek, beni başarıya taşıracak e, taşıyacak hiçbir yapılanma yok. Kadın futbolunun sorunu bu. Bir yönetimsel sorun temsil edilme. Şimdi mesela taskta da sıkıntı var. Şimdi kadın futbolu amatör mü profesyonel mi? Ligler profesyonel. Profesyonel. Yönetimi? Ee, bak müsabaka sistemi ve lisanslama amatör. Evet. Peki amatör mü diyoruz? Hayır amatör değil. Task diyor ki bizde temsiliniz yok. Niye? Topu federasyona atıyor. Evet taskla temsili yok. Çünkü evet. ulusal ligsin amatör değilsin. Futbol federasyona diyorsun biz profesyonel miyiz? Hayır değilsiniz. Nesiniz? Amatörsünüz. Ya Yani işte kutu bayısı hikayesi var. Dedeciğim işte ben kutu ayısı mıyım? Evet çocuğum. Niye üşüyorum yahu? diyor ya. Evet. Onun gibi bir şey. Ne amatörsün ne profesyonelsin. İşte bunun sıkıntısı buradan kaynaklanıyor. Yani ee, taska bağlı değiliz. Gerçekten taska bağlı değiliz. Ali Düşmez onda haklı. Evet taska evet. bağlı değiliz. Çünkü taska bağlı olsak biz konfederasyona bağlı olsak bizim bütün iş ve işlemlerimizi e, tas halleder. Adam haklı. Ama e, Futbol Federasyonu'na bağlıyız. Orada e, futbol gelişimlikleri çatısı altında hayatiyetimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Anladım şimdi. Dolayısıyla ALG Spor Avrupa'da niye başarılı olamaz? Evet. Sonra milli takım niye başarılı olamıyor? Ben bir maç izledim. Hollanda'dan 8, 8 yedik. Tane. Ben Benim, canlı izledim o maçı. İzledin değil de. mi? Benim oyuncular bak samimiyetle söylüyorum. O gün o maçta Hollanda'nın karşısında benim oyuncularım olsaydı o kadar gol yemeyeceklerdi. Bakıyorum yani bunların kadın futbol hocaları eleştirilemiyor. Bu oraları tutmuşlar. Evet. Yani oraları tutmuşlar, oralarda kalıplaşmışlar. Onlar eleştirilemiyor. Niye eleştiremiyorum kardeşim? Sen nesin ki ya? Ya seni niye eleştiremeyeceğim ben? Oynattığın yani oyun öyle. ortada ya. Neyini eleştirmeyeceğim bir oyun sistemin yok bir ya bir bakıyorum oyuncu baskıya gidiyor ben rakibe ben yakınım bu 10 defa olur şey bir defa olur uyarısın iki evet. defa olur uyarısın gözünün önünde ya mübarek bir de ki ya arkadaki oyuncu baskıya gidiyor ya baskıya giden oyuncu pozisyona en yakın oyuncu olur evet. ondan sonra oyuncu birbirine giriyor sonra onun aklına da geliyor bak onun da aklına geliyor baskıya gitmek İkisi bir kafa kafaya çarpışıyorlar. Ya oralar tutulmuş. Bak burada burada e, kadın futbolunla ilgili olanlar, beni izleyenler varsa şu an e, kusura bakmasınlar. Benim söylediğim teşhisler doğru. Evet. Benim düşüncelerim bu. Bak kimseyi eleştirmiyorum. Bu bir eleştiri değil. Bu bir eleştiri değil. Bu bahsettim. yani bu eleştiri şöyledir bak. Ben bu yapının içerisindeyim. Evet. Türkiye'de kadın futbolunu sordun. ALG neden başarılı olamadı? Neden milli takım başarılı olamıyor? En yani ya düşünebiliyor musun? 80 milyonluk ülkenin kadın futbol takımı işte Moldova'ya yeniliyor veya ne bileyim işte 2 milyonluk 300 bin nüfuslu ya arkadaş Ünye'den kurar götürürüm o takımı. Yani ordudan kurarız. Gattuso Hakan'la, Özcan Türkmen'le, Ünye gücüyle. 750 bin nüfusu var ya 300 bin nüfuslu bir ülkenin milli takımı bizi, bizi yenecek ya. 80, 80 milyonluk ülkenin milli takımını yenecek. Böyle bir şey yok. O zaman ben o milli takımın hocasını da eleştiririm. Mutlaka. Sayın Oğuz Çetin seni de eleştiririm. Daha önce Tolunay Kafkas seni de eleştiririm. Kardeşim bir şey ortaya koyun oralarda öyle e, işte bol sıfat taşımak Süper süperlikte şurada burada oynamış olabilirsin sizi seviyoruz saygıda duyuyoruz ama artık bir, artık şu sepeti doldurun evet. lütfen yani yani bu kadar da olmaz yani eğer ben 80 milyonluk bir ülkenin e, kadın futbolundan sorumluysam 300 bin nüfuslu veya 500 bin nüfuslu ülkenin takımı beni yeniyorsa ben orada bir gün daha durmam. Evet. O milli takımın hocası olayım. Derim ki kusura bakmayın arkadaşlar ben bu işi beceremedim. Vallahi bu işi becerebilecek olan biri varsa gelsin derim. Sonra milli takım kamplarında şunlar bunlar olmuş onlara hiç girmiyorum ben. Beraberlik alınmış, şampanya patlatılmış oralara hiç ha. girmiyorum. Ana geçtim, teyit geçtim. Ya Muhammed Kış da şunun için anlatıyor bunları. Bir yara var. Bunlar lütfen düzelsin. Biz Ünye'de benim kulüp başkanım işte eşi kadın eli dokunuyordu. Dernek başkanı Esra Gerçeker. Sonra Murat Cem kardeşim Murat Cem Bozkurt. Salim Yıldırım. Burada çırpınacaklar. Ee, ekonomik e, katkı sağlamak için oraya koşacaklar buraya koşacaklar e, işte kulübün bir felsefesi var bir amacı var e, genç kızlarımızı bu toplumun içerisinde e, bir yere getirmek bu to bu toplumun e, dinamik bir parçası olduğunu hepimiz biliyoruz mücadele verecekler İşte onlar üniversite kazansın Besyo okusun e, bir amaçları bir hedefleri evet. olsun onlara bir istikamet verelim diyeceğiz. Bu işten içerisine gireceğiz. Adamın adı şuymuş. Falanmış filanmış. Bana ne sizden ya? Bana ne sizden? Yapacaksanız adam gibi yapın. Oğuz Çetin ol veya Tolunay Kafkas ol. Kim olursan ol. Siz beni tanımazsınız. Eğer böyle devam edersiniz ben de sizi tanımam. Niye tanıyacağım? Ben benim sizden alıp veremediğim bir şey yok. Benim sizin işinizle ilgili. Önemli olan o yani bana yerine getirmek. Tabi. Hepsini seviyorum, saygı duyuyorum. Ama e, bu rezalete bir son evet. Verin. Bak haklısınız. Kulüplerden bu şekilde kendi hesabına çalışanlara da müsaade etmeyin. Gelin kardeşim. Ya milli takım maçları o milli takımı oyuncu seçiyorlar. Evlere şenlik bir bakmışsın. Ligde olmayan Sinop ne spordu? İsmi <laughs> Vallahi ya böyle bir garip bir ülke olabilir mi? Yani ligde yok ya. Ligde yok. Çok iyi olabilir. Evet iki tane çocuk çok yetenekliymiş. 2005 doğumlu. Ya arkadaş ee, sen Müsabaka tecrübesi olmayan ne kadar yetenekli olursa olsun. Müsabaka tecrübesi olmayan bir oyuncu milli takım kampına ne diye çağırırsın? Bu işin e, öğretilme yeri ora mı? Milli takım kampında mı ya futbolu aynen öğreteceksin? Yani. Bunun bir altyapısı yok. Yani bu tepki gördü. Benim gibi birileri de tepki verdi. Ne yaptılar da bilmiyorum yani. Şimdi Ünye Gücü'nün maçına geldiniz mi sayın milli takım hocası? Sen bendeki oyuncuları biliyor musun? Bilmiyorsun. Eee Evet batıda yakın işte Denizli'ye ulaşabiliyorsun. İşte Pendi'ye ulaşabiliyorsun. E, gelip Ordu'da Rusuma Spor'un oyuncularını izledin. Mi? Özcan Türkmen'in. Benim takımı boş ver Bizim hedefimiz başka kardeşim. Ben milli takıma yalvarsan da oyuncu vermem. Çok e, ben güveniyorsam veririm. Evet. Derim tamam bu milli takım oyuncusudur. Veririm. O ayrı konu. Benim derdim milli takıma oyuncu gönderdim demek gibi bir hedefimiz yok ki bizim. Bizim oyuncularımıza biz amacımıza zaten ulaşmışız. Şurada Ünye şehir stadında Ünye Gücü Futbol Kulübü 3500 kişiye maç oynuyor. Vay e, birincilikte e, işte falan takım maç yapmış. Birincilikte bak işte Beşiktaş'ta bilmem ne takımı maç yapmış. E, çatılar da doluymuş sahanın tribünlerin kapasitesi e, 2000'miş bak tribünlerin kapasitesi 2000'miş. 2001 kişi olmuyor 2000 kişi. 2000 kişi. Çatılarda falan da maçı izleyen olmuş. Hani faslada Masadolu burada evet. oluyor yani çatılara çıkarttı şimdi. 2000 kişi de çatılardan izlemiş. Bak 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 mizansene bak. 4000 kişi rekor kırılmış. Ama Ünye Gücü Futbol Kulübü burada sıradan bir lig maçını oynadı Tokat takımıyla 3500 kişi izledi. E bundan kimsenin abi benim tribünde izledi. Koltuk saymaca. Evet. E şimdi ben zaten bu kulüp olarak biz çok güzeliz. Bizim maçlarımız gerçekten lig havasında oynanıyor. Ünye'de kadın futboluna ilgi, alaka var. Bir taraftarımız var, izleyenler var ve yani biz durumumuzdan memnunuz biz hakikaten birlik oynuyoruz ama deplasmana gittiğimizde oynayamıyoruz yani görüyoruz sentetik sahalarda vesaire ee, dediğim gibi kadın futbolunda sorun çok büyük çözülmeden kadın futbol departmanı kurulmakla da yetmiyor kurarlar bak kurarlar samimiyetle söyleyeyim ama adı departman olur başka bir şey olmaz evet. hizmet üretmez e, kulüplerin taleplerine cevap vermez e, statü statüyü sordum mesela e, statü ne olacak ben biz halen itiraz ediyoruz bak müsabaka sistemini değiştirin diyoruz e, kadınların kızların değeri bu mu müsabaka sisteminde mutlaka bölgesel hakemler gelsin evet hani kendi ilimizden bölgesel hakem geliyor doğru ama niye orduda ben Samsun takımıyla oynarken ordunun hakemi gelsin Evet. E gelsin, tokattan gelsin tokattan gelsin. Sivas'tan gelsin. Ya bu zor mu? Sonra e, neden bal liginde bal liginde var da orayı şöyle diyorlar. Yarı profesyonellik. Neresi profesyonellik? Dünyanın parası harcanıyor orada. E, ondan sonra profesyonellik. Yap profesyonellik orayı. Bal liginde evet. en büyük sıkıntı da o. E, oyuncuları profesyonel statüye kavuştur. Şimdi mesela örneğin ünye sporda oyuncu yarın kaçıp gitse bir şeyler aldıysa onu demek istiyorum. Bir şey almadıysa kaçar gider. Kulüple bir sözleşmesi yok, bir şeysi yok. Yok. İki hafta oynadı. Kafası esti, kaçtı gitti. Peşinatını meşinatını aldı. Ne yapabilirsin? Hiçbir şey. Hiçbir şey yapamazsın. Aynen öyle hocam. Evet sorun Sorun bunlar Hakan'cığım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Program süremizin de sonuna geldik. Geldik Ücünüm mi ya? De i̇çeriden de uyardı arkadaşlar beni. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Beni kırmadınız. Davetimi kabul ettiniz. Evet Hakan'cığım ben de e, seni tebrik ediyorum. Güzel bir yayın oldu. Teşekkür e, ederim Spor hocam. programcılığı yayın hayatında sana başarılar diliyorum. Çok teşekkür İnşallah ederim. İnşallah daha böyle dolu dolu programlar yaparız. Birlikte oluruz. İnşallah hocam. Moda TV ekranlarında bizleri izleyen, izleme sabrı gösteren e, dinleyiciler, radyo başında da evet. olanlar var. Dinleyicilere ve izleyicilere çok teşekkür ediyorum. Sürçü lisan ettiysek affola. E, biraz zülfiyare dokunmuş olabiliriz. Bir yerleri rahatsız etmiş olabiliriz. Kimsenin e, yani şahsına yönelik bir evet. derdimiz sıkıntımız yok. Bozuk yapıları mümkün mertebe ele aldık açık ve net bir şekilde net ifade bir şekilde ettik ifade ettik. Bunlar bozuk yapılar. Ben bunu söylemesem yarın e, ben burada işte geldi, konuştu, gitti olur. Evet. Hoş karşılanmaz. Evet. Bana yakışmaz. Birileri sivri dilli diyebilir. Değil. öyle değil. Siz yaptınız da bir güzel olanları da ortaya koyarız. Yani güzel olanları da konuşuruz. Evet. Hiç güzel yanları yok mu? Elbette var. Güzeller oldukça onları izleme da ve dinleme sabrı gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrardan teşekkür ederim hocam. Reci'deki arkadaşlara da selamlarımı gönderiyorum. Evet, onlara evet. da buradan selamlar. Bizi bugün eksik bırakmadılar sağ olsunlar. Alev teşekkür ediyorum. Moda TV ekranlarında bir futbol arena programında daha sizlerle birlikteydik. Maalesef program süremizin sonuna geldik. Haftaya aynı saatte aynı günde tekrar sizlerle buluşmak dileğiyle. Aynı zamanda Moda FM 88.20'de bizi takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.